katarak güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin. Kazanmaya geldik. Oğlum için katıldım. Bu hafta modellerimizi biraz tanıyor olabilirsiniz gibi geliyor bana. Kadın kuaför olarak gerçekten şu an çok tedirginim. Ya istediğim gibi yapmazsanız ne olacak peki? Benim beğendiğim saçı yaptırıyor şu anda. Bakışlarından belli kıskanç bir oldu. Bir şeyler yapıyor orada. Ne zaman mutlu olmaya kalksam hep bu şekilde olayım, istemiyorum artık hiçbir şey. Güvenci ne yaptın? Ne olacak bundan sonra peki? Ben bayan kuaföre gideceğim bundan sonra herhalde. Görünce hani... saçı gibi yaptın yani. Hep böyle, bu da adet oldu. Ya elindeki şey bir manikür makası değil sonuçta yani. Sonuncu olan takımımız. Yani ben kendim daha güzel makyaj yapıyorum. Dik duracaksın, biz kadınız. Sakın güçlü ol. Amcasının kızının nişanına giden 13-14 yaşındaki genç kız gibi. Gerçekten şu an sinirden ağlayabilirim. Tepkiniz çok yanlış. Keşke sen de beni bu şekilde görseydin. Düz yolda yürürken dikkat et, çok özenip düşebilirsin yani. İstediğim saçla hiç ilgisi yok. Diğer günler konuşursun ama bugün sus. Bir kadını çirkinleştirme sanatı adlı kitabın yazarı olabilirsiniz. Birinci olan takım... Sensin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzellik. Günaydın Show TV ekranlarına. Eğlenceli yarışma programı Kuaförüm Sensin'e hoş geldiniz. Kuaförüm sensin. İki makas az, bir de tarak, güzelliğime güzellik. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta çok eğlenceli geçti. Bu hafta bizi neler bekliyor? Hep beraber göreceğiz. Bakalım nasıl modeller, kimler bize eşlik edecek? Ve bu hafta aramıza katılacak olan yeni yarışmacı takımımız kim acaba? Hemen çağıralım isterseniz. Bakalım bu haftanın yeni yarışmacıları kim? Deniz Yiğitoğlu ve Dilan Duran geliyor. Ben Deniz, 30 yaşındayım. 16 yıldır kadın kuaförüyüm. Kuaförüm sensin'e bütün hünerlerimi sergilemeye geldim. Kadınların kuaförüyüm. İzmir'den geldim. Kolay kolay gitmeyeceğim. Ben Dilan, 25 yaşındayım. 12 yıllık makyözüm. Hayatım boyunca savaştım. Buraya da fırçalarımı kuşanıp savaşmaya geldim. Çekirdekten yetişmeyiz, kuaförüm sensin deyiz. Kuaförüm sensin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. İyisiz. Harika. Peki sizi biraz tanıyabilir miyiz? Deniz, seninle başlayalım. Deniz Yiğitoğlu ben. 16 yıldır kuaförüm. İzmir'de yaşıyorum ama aslen Erzurumluyum. Yarışmaya gerçekten güzel hayallerimiz var. Kazanmaya geldik. Kaç yıllık kuaförsünüz? 16. 16 yıl. Kaç yaşındasınız? 30. Aa, bayağı erken başladınız mesleğe. Çok erken. Yani biz çıraklıktan yetişmeyiz. Harika. 12 yaşından beri bu mesleğin içindeyiz. Kendi salonunuz var mı? Kendi salonum var. İlk ve tek salonunuz mu? Kendime ait ilk, daha öncesi ortaklığım var. Ortaklık var. Peki siz de biraz tanıyalım Dilan. Dilan ben, Dilan Duran. İzmir'den katılıyorum. 25 yaşındayım. 12 yıldır makyözlük yapıyorum. Aynı zamanda kuaförüm. Yani sadece makyözlük yapmıyorum. Kendime ait bir salonum vardı. Trafik kazası nedeniyle kapatmak zorunda kaldım. Geçmiş olsun. Nasıl bir trafik kazası? Siz geçirdiniz. Biz, evet. Arabayla. Hı hı. Bir can kaybı? Yok, yok, yok. Harika. Yok. Ama sekteye uğrattı. Aynen öyle, evet. Neyse, size bir şey olmadığı için seviniyoruz. Önemli değil, dükkanlar açılır, dükkanlar evet. Kapanır, yenisi açılır. Hiç merak etmeyin. Peki bu yarışmaya neden katıldınız acaba? Ben oğlum için katıldım.
bir tane oğlum var. Hı-hı. Onun için katıldım. Kaç yaşında? Ben. 5 yaşında. Oo. Onun için katıldınız. Evet. Siz? Ben yani hayallerim var. Yapmak istediğim şeyler var. Birçoğunu yaptım, başardım. Bundan sonraki süreçte de bu yarışma sayesinde daha daha iyi konumlara gelmek istiyorum. Güzel bir bu mesleği öğretebileceğim, çıraklar yetiştirebileceğim, ustalar yetiştirebileceğimiz bir yer açmak istiyorum. O yüzden. Ben rakip olarak bile görmem. Benim şeylerime benziyor, elemanlarıma benziyor. 10 bin lira para ödülünü kazanırsanız ne yapmayı düşünüyorsunuz? Biz bunu hiç düşünmedik herhalde. Ya. Ben oğlum için katıldım aslında. Hı-hı. Yani eğitim için kullanabilirim. Okula gidiyor zaten şu an. Hı-hı. Ben de salonumda değişiklikler yapmak istiyorum. Onun için kullanacağım. İddialı mısınız peki? Tabii ki. Herkesten daha fazla iddialıyız. Biraz izlemişsinizdir yarışmayı. Burada şu anda sizin için sizi zorlayacağını düşündüğünüz rakibiniz, en çok zorlayacağını düşündüğünüz rakibiniz hangi yarışmacılar acaba? Rakibimiz yok diyecekler Özge Hanım. Ramazan mı? Evet. Ramazan Geçen haftanın Saadet. Şampiyonu. Yani evet, çok zorlamayacak ama zorlayacak. Peki. Ellerinizde fotoğraflar görüyorum. Onlar neler acaba, bize anlatır mısınız? Onlar bizim uğrumuz. Biz 7 kardeşiz. Hep onlar için çalıştım ben. Ablamla birlikte. O yüzden onların bana şöyle bir kez daha... Şöyle kamerada gösterebilir misin? Bir kez daha uğur getireceğini düşünüyorum onların. Ne güzel. O yüzden masamda bulunmasını istiyorum. Harika. O yüzden yanımıza aldım. Harika. Sizin nedir? Bu oğlumla benim. Evet. O zor da benim mu çalışma uğrum. Hayatı? Biraz zor, evet. Ama... Ama güçlüyüz biz. Ya işte öyle. Biz kadınlar. Kadınlar ya. Güçlü. Ya çok güzel. Çok sevindim sizleri tanıdığıma. Hoş geldiniz yarışmaya. Hoş bulduk. Bakalım sizleri neler bekliyor. Göreceğiz. Lütfen sizi şanslı olduğunu inandığım birinci takım masasına biz de inanıyoruz. Alayım. Tabii ki. Evet, yeni katılan takımımızı tanıdığımıza göre şimdi sıra modellerimize gelebilir. Bu hafta modellerimizi... Aslında tanıyor olabilir misiniz? Aa. Ünlü birileri mi yoksa? Acaba. Biraz tanıyor olabilirsiniz gibi geliyor bana. O zaman modellerimizin kim olduğunu öğrenebilmeniz için modellerimizi seçmeye başlayabiliriz. Her zaman olduğu gibi 4 renkli topumuz var. Ve siz kendi kaderinizi kendiniz belirleyeceksiniz. Çünkü başta ben aslında sizin için topları seçiyordum ama sanırım böylesi daha güzel. Özge Hanım, biz bizim kaderimizi son belirliyor. Hayır, son belirlemeyecek. Bu sefer sizden başlayacağım Ramazan. Oo, harikasınız, harikasınız. O zaman 4 tane rengimiz var. Yeşil, beyaz, mavi ve kırmızı. Acaba kendi modelinizi, kaderinizi belirlemek için hangi rengi seçmek istersiniz? Beyaz seçelim diyorum ben. Beyaz. Çünkü Ramazan? Dediniz izdivaç. Ben maviden yanaydım ama seni kırmayacağım yani hayatım. Yani düğün, tamam. İzdivaç, nikah. Ortak bir karar verin hemen. Hayatımızı aşk yaşıyoruz zaten. Kırmızı olsun o zaman. Tamam, kırmızı olsun. Kırmızı? Lütfen. Evet. Bambaşka bir anda. Evet. Beyaz mı mavi mi derken? Evet, kırmızı. Açayım mı? Lütfen. Bakalım kırmızı da size eşlik edecek hangi model yatıyor? Allah'ım. Evet, size Ayça Ekin Beğen eşlik edecek. Saçını da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha kurtarır. Ayça hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ay vallahi alışkın olduğum halde heyecanlandım. Bilmiyorum. Tanıdınız mı Ayça'yı? Hatırladınız mı? Evet şey. Tanıdık evet. Ya. Evlilik ya. Programıydı sanırım. Evet. Evet evet, oradan biliyorum. Evet. Ben. Evlilik deyince akla onlar geliyor dedim. Ayça saçları değiştirmiş ama koyultmuş, uzatmış. Öyle evet. Mi? Ben çok değiştiriyorum saçlarımı aynen. Yakışmış. Peki, ama. Peki teşekkür ederim. Biliyor aslında seyircilerimizin de birçoğu. Ama yine de biraz kendinden bahseder misin? İsmim Ayça. 32 yaşındayım. Çalışmıyorum. Köpeğimle zaman geçiriyorum daha çok. Daha önce birçok programa katıldım. Saçlarıma çok değer veriyorum. Yani çok büyük kavgalarım olmuştur kuaförlerle. Çünkü bir saçımız var, başka bir şey yok. O yüzden dikkat etmelerini söylüyorum artık kime çıktım bilmediğim için. Ne yağlı gelmiş, saçları yağlı. Hmm. Şu an Ramazan ve Saadet'in ellerine emanet olacaksın. Yani iyi sonuçta erkek.
Öyle bir ayrımın var mı? Var. Bayan kuaför. Kadın, asla. Kadın kuaför denedin mi? Denedim, yapamıyorlar. Bir fön çekiyorlar, 15 dakika sonra o fön yok. Ama belki senin beğendiğin tarza denk gelmemiş olabilir. Düz fön çekmenin tarzı yoktur bence. Düz fön çünkü bu. Ne diyorsunuz bu duruma? Kesinlikle katılmıyorum. Ben fön çekiyorum. Müşterilerim bir hafta yıkamazsalar da kullanıyorlar. Ya bence her zaman bir şans daha tanımak gerekir. Her zaman erkek kuaförler muazzam saç yapıyor diye bir kaide de yok. Yapıyorlar. Onlar daha sert, size daha kuvvetli fön çekiyorlar. Evet. Peki. Peki saçlarınıza ne sıklıkla zaman harcıyorsunuz? Saçlarım, yani her şeyi yapıyorum. Sürekli renk değiştiriyorum. İşte kısaltıyorum, uzatıyorum. Her şeyi yapıyorum saçıma. Yanmadan. Evlilik yok ama değil mi? Evlilik olacaktı bir ay sonra, olmadı. Hay Allah, neyse bunu arz edersen belki sonra konuşuruz. Bol bol anlatırım onu. Tamam, peki o zaman seni eşlik edeceğiz. Yanına alalım lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Evet. Hani biz bugün mavi giyindik ya. Oo, kesin karar. Direkt mavi açayım yani, mı? Evet. Bayağı öyle biz misin? Geçen hafta da mavi seçmiştik. O şansa gelmişti. Hani sonu bize kaldı. Emel? Bu sefer de mavi. Yani muradımıza ermek ümidiyle diyelim. O güvenli zaman. Emel mavi diyor. Ortak kararımız mavi. Mavi. Hemen açalım o zaman. Hiç bekletmeyelim. Peki. Bakalım size bu hafta hangi model eşlik edecek? Nevin Çubukoğlu. Tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın. Güzelleştir daha daha. Kurtarın sensin, sensin. Hoş geldiniz Nevin. Nasılsınız? Çok iyiyim, siz? Çok teşekkür ederim. Biraz yine de kendinden bahseder misin? Tanınıyorlar ama. Belki tanımayanlar varsa. Hatırladım ben, evet, Nevin Hanım'ı. Hatırladım sizi, evet. Evet, genelde hatırlıyorlar. Balıkesirliyim, 30 yaşındayım, müzisyenim. Oo, süper. Süper. Müzisyensiniz. Evet. Nasıl, enstrüman mı çalıyorsunuz? Hayır. Şarkı mı söylüyorsunuz? Evet, şarkı söylüyorum. Türkçe pop. Harika. Belki aralarda. Evet, sizde söylerim. Büyük bir dinleriz. Evlilik var mı? Evlilik? Yok ya, yine evlenemedim ben. Olamadı. Hep evlenemiyorum ya. Nedense bir tane şarkı çıkarttım ama o şarkıyla şansımı deneyeceğim. Belki bu sefer tutturabiliriz. Bir evlilik programında 2 yıl kaldınız ve evet, evlenmediniz. Yok, evlenmedim. Evlenemediniz mi? Evlenmediniz. Yok yani, çok evlilik teklif alıyorum. Ben kabul etmiyorum. Bak bak. Çok güzel. Bu da ayrı bir güzellik belki de. Evet, seçiciyim biraz. Ondan belki de. Ah, Nevin kadar güzel olamadık. O zaman bakalım sizi neler bekliyor. Bütün yarışma boyunca göreceğiz. Size eşlik ettiğiniz takımın yanına alalım lütfen. Buyurun. Teşekkürler. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldik. İyi, siz de iyi görünüyorsunuz. Teşekkürler. Bak bak, dualara başladı. Biliyor musun? Çiğdem'i gördün mü? Böyle yapıyor. Çiğdem. Bu hafta çok heyecanlıyız. Evrim. Toplar kaderimizi... Belirleyeceksiniz. Belirleyecek. Bu sefer arkadaşım seçsin. Geçen hafta ben seçmiştim. Bu sefer ona bırakıyorum. Madem öyle, Çiğdem yeşil mi beyaz mı? Yeşil diyeceğim. Yeşil. Muradımızın neyi olsun. Muradımıza erelim bu hafta. Açıyorum. Açın. Açın Özge Hanım. Evet, size bu hafta Yasemin Sibel Kaygısız eşlik ediyor. Tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın. Güzelleştir daha daha. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Yine söylüyorum, biliyorlar ama sizi de biraz tanıyalım. Yasemin Sibel ben, 37 yaşındayım. Muhasebeciyim ama şu an çalışmıyorum. Sizin programı izleyip belki de... şu takımla yarışmak isterim dediğiniz bir takım var mıydı? Ben Ramazan Beylerle yarışmak isterdim. Aa. Teşekkür ederim. Ama Ayça Hanım onlara denk evet, geldi. Evet, maalesef ki. Yani. Sizi evlime ve Çiğdem'e emanet edeceğiz. İnanmıyorum. Yani bugüne kadar hiçbir bayan kuaföre saçımı emanet etmedim. Bakalım, çok özür diliyorum sizden. Ama bilmiyorum. Ön yargılı da yaklaşmak istemiyorum. Güzel, güzel. Öyle yaklaşmayın. Çünkü çok çok güzel, çok şahane... İşler çıkabilir belki de. Hiç belli olmaz. Göreceğiz belki neler bundan yaşayacağız. Sonra hayatında bir bayan kuaför olabilir. Evet. Neden bir kadın kuaförle çalışmıyorsunuz ki? Kesinlikle. Evet. O zaman sizi programımızın kadın kuaförlerinin yanına alalım. Teşekkür lütfen. Ediyorum. Merhaba Yasemin. Merhaba. Hanım. Evrim ben. Arkadaşım Çiğdem. Evet. Tekrar hoş geldiniz Deniz ve Dilan. Şansınıza beyaz
top size kaldı. Biz zaten toplar ilk geldiğinde direkt beyazla mavi arasında kalıp ve beyazı tercih edelim demiştik. Ve evet, şansınıza beyaz geldi ve özlem kaygısız geliyor. Saçımı da herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha kurtarın sensin. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın, seni de biraz tanıyalım. İyiyim, adım Özlem Kaygısız, İstanbul'da ailemle birlikte yaşıyorum, modellik yapıyorum. Harika. Bu arada Özlem Yasemin'in kardeşi. Evet. Evet. Zaten soy isimlerinden anladığınız üzere kaygısız soy isimleriyle. Anlaşabiliyor musun ablanla? Ben biraz daha fevriyim, o daha sakin. Beni sakinleştirmeye çalışırken ben fevrileşiyorum. Siz daha fevrisiniz, evet. Hanımefendi daha sakin, daha ılımlı. Aynen hatırladım. Denediniz mi kadın kuaförle çalışmayı? Hiç denemedim ama yani gördüğüm işleri bildiğim için güvenmiyorum. Ne yapacağız? Ama tam tersi bir iş çıkabilir. Yani orası öyle tabii, şans bilemeyiz. Bilmiyorum. Saçlarına ne kadar zaman ayırıyorsun? Çok zaman ayırıyorum. Kendim de yapabiliyorum. Yani elim yatkın. Ama genelde uğraşmak istemediğim için kuaföre gidiyorum. Ve saçlarım benim için çok kıymetli, onu söyleyeyim. Beğenmediğim bir şey olursa tartışabiliriz yani. Ona göre çok eyvah, dikkatli olmaları lazım. Eyvah. Dikkat edeceklerdir eminim. Peki sana bir şey daha sormak istiyorum. Çok uzun kullandığını görüyorum. Aslında Ayça da öyle. Kestirme fikri nasıl geliyor kulağına? Ben kendimi bildim bileli hep uzun saçlıyım. Sadece uçlarından aldırıyorum. Bir ara sarı yapmıştım, saçımı yanmıştı. Hatta kuaförün aynalarını falan kırmıştım. Çok kısaltmayı ben de sevmiyorum. Güzel toparlarız. Bakalım göreceğiz. O zaman lütfen siz de eşlik ettiğiniz takımın yanına alalım. Merhaba. Hoş geldiniz. Bugün sizce nasıl bir saç modeli belirledik sizlere? Kına saçı. Gelin saçı. Yarışmacılarımız izdivaç programından olduğu için muhtemelen evlilikle ilgili, yani düğün veya kına saçı olacaktır. Tabii yani ki evliliğe giden yolda nişan, bir nişan adım saçı nişan, yani saçı, nişan. Şan. Bugün nişan saçı yapmanızı istiyoruz. Allah'ım. Ve ona en uygun olduğunu düşündüğünüz makyajı yapmanızı istiyoruz. Bunun için sizlere 1 saat 20 dakika veriyoruz. 1 saat saç modelinizi yapmak için, 20 dakikada her zaman olduğu gibi makyaj arkadaşlara makyajları yapmaları için verdiğimiz süredir. Toplam 1 saat 20 dakikanız var. Her şey açık ve netse, anlaştıysak başlayalım mı? Başlayalım. Yarışma başlasın mı? Kadın kuaförlerine olan güvensizliğinizle birlikte yeneceğiz inşallah. Sanmıyorum ama bakacağız. Ah, çok canım yanıyor. Ne zaman bir ortamda ağlasam bundan mutluluk diyorsun değil mi? Ben mi? Daha önce de böyle yapmıştım. Evet. Hep kıskanıyorsun beni. Ben seni kıskanıyorum. Evet, kıskanıyorsun. Çok üzüldüm. Şöyle size tekrar iade ediyorum. Gerçekten kuaför mü? Bak kafamı bir ama kez daha itersen burayı ayağa kaldıracağım. Aa, ben de sana yardım edeyim istersen. Ay. Dünyanın en hızlı kuaförü. Sana tel toka vereyim tek tek. Ben kesimde. Ağlanacak halime şu an gülüyorum yalnız. Birinci olan takım. Kuaförüm sensin. Kuaförler için bir saatlik süreyi başlatmadan önce hemen makyaj arkadaşları bekleme odasına alıyorum. Kolay gelsin. Onlar bekleme odasına giderken bir saatlik süreniz için son 5, 4, 3, 2, 1 yarışma başlasın. Böyle hani nişanlandığınız zaman ve evlendiğiniz zaman yapmak istediğiniz model vardır mutlaka. Tabii ki var. Değil mi? Mesela söyler misin? Benim bunu? Tabii ki var ama siz yapabilir misiniz onu bilmiyorum. Buyurun. Ben hemen söyleyeyim. Saçlarımı bir kere toplu istiyorum. Böyle hani maşa yapılıp toplanır. Ve saçımda şöyle bant şeklinde örgü istiyorum. Örgüyü demeseydiniz iyiydi ama deneyeceğim. Örgü de zayıfım biraz. Aslında iyi kuaförlerin çoğu da örgü de zayıftır. Biraz duydunuz öyle mu oluyor, evet. Evet. Saçlarımızda koyu gördüğüm kadarıyla. Evet. Biraz tabii kuru ve yıpranmış bir saç. Evet, yıprandı da benim saçım çok değerlidir yalnız. Becerebilecek misin? Tabii, elimizden geleni yapacağız. Ne yapalım? Bir haftalık süreç içerisinde zaten birbirimize eşlik edeceğiz. Evet. Ben sizden iyi bir elektrik aldım. Güzel şeyler çıkaracağız. Sizin tarzınıza yakın şeyler, istediğiniz tarzda bir model olabilir. Biliyorsunuz konseptimiz şimdi nişanla alakalı bir durum. Evet. Daha önce nişanlıydım zaten. Ayrıldım. Ayrıldım, evet. Hmm.
Nişan gecemdeki gibi bir saç olabilir aslında. Nasıl bir şey düşünüyorsunuz nişan saçıyla ilgili? Öncelikle bir kadın kuaför olarak gerçekten şu an çok tedirginim. Moralim çok bozuldu. Çünkü hayatım boyunca hiçbir bayana saçımı yaptırmadım. Evet. Şu an gerçekten korkularım var. O korkularınızı alırız, merak etmeyin. İstediğim şeyi bana verebilecek misiniz modelleri? Siz öncelikle söyleyin ne istediğinizi. Zaten saçım şu an sorunlu bir saç ve gerçekten kuaförüm saçlarımı yaktı. Hmm. Bu şekilde kısa oldu. Kadın kuaför mü yaktı saçınızı? Hayır, erkek kuaför ama yani ben saçlarımdan şu an çok mutsuzum gerçekten. Önlerimi şöyle yandan istiyorum. Bu şekilde. Bak istiyoruz herhalde. Evet, kısalı, evet. İnişli çıkışlı yapacağız. Hayır bu şekilde istiyorum. Şurada bant örgü istiyorum ve arkada böyle zikzak bir örgü istiyorum. Dağınık. Yani şöyle yan durmasını istiyorum. Yani yana alacağız, evet. Ama buradan zikzak bir örgü gelecek. Evet, örgü de başarılı mısın? Kadın kuaförler genelde başarılıdır örgü. Evet. O konuda şanslısınız. Doğru tercih yapmışım. Kesinlikle doğru tercih yaptınız. Kadınlara olan bu kadın kuaförlerine olan güvensizliğinizi de birlikte yeneceğiz inşallah. Sanmıyorum ama bakacağız. Dağınık kalıp bir saç yapmayacağız zaten. Doğru yani nişan çok saçı. Da böyle toplayıp at kuyruğu falan değil yani. O maşa yapılıp toplanacak. Tamam. Ve örgü gelecek. Biraz havalı yapalım mı, farklı yapalım mı, ne dersiniz? Hayır, benim istediğim gibi olsun. Şu ön tarafımı da asla toplamayın, o dışarı doğru falan fön çekebilirsiniz. Tamam, zaten kısa sanıyorum. Kısa. Evet. Ben nişanlımda istediğim bir saç modeli vardı, öyle istiyorum. Nasıldı? Şuradan şöyle saç örgüsü vardı. Tamam. Uzun ve şuradan toplanmış, şuradan böyle perçemler vardı. Tamam, öyle bir şey yapabiliriz, yardımcı olurum. Yapabilir misiniz? Tabii yani saçınız müsaitse, yani bakarız. Zaten olacak şey vardı, onu beraber karar veririz. Ama sizin nişandaki kullandığınız saça en uygun ve en yakınını yapmaya çalışırız. Yaparız. Peki ne yapacağız? Ne istiyorsunuz? Nasıl bir şey olsun? Nasıl bir şey istiyorum? Açık mı olsun? Hayır, toplu mu olsun? Toplu şekilde enseden. Ensen tamam. Biraz daha yukarısından. Toplu aha. Şekilde buramı. Kabarık. Bir şekilde. Evet. Şu önlerimi kesinlikle bırakmak istiyorum. Önlerden çıkacak evet. Bir tane. Tamam. Arkamın da düz olmasını istemiyorum. Dalgalı olsun, tamamdır. Aha. Güzel şeyler başaracağız birlikte, ben inanıyorum. Çünkü saçlarınız gayet uyumlu. Bu konuda da şanslıyız. Güzel, uzunluğu çok iyi. İstediğiniz modelde çok rahat olur. Peki çok hafif şuradan bir kabartma ister misiniz? Yok, yoksa tamamen hayır. Salaş. Hayır. Salaş bir saç istiyoruz. Tamamdır, okey. O zaman günün birincisi biziz. İnşallah. Anlaştık galiba. Yani, İlk günden uyumu sağladık, elektriği aldık. Bu çok önemli biliyor saçtan musunuz? Saçtan sonra buna bakacağız artık, bilmiyorum. Ben aldım o elektriği, şimdi sıra bende. Ben gerekeni yapacağım ve sonuçta aynada baktığınız zaman gerçekten belki uzun yıllar kuaförünüz olacağım. Bu kadar iddialısınız yani. Kendime çok güveniyorum bu konuda. Peki göreceğiz o zaman, bekliyorum. Ya istediğim gibi yapmazsanız ne olacak peki? Tekrar bozup yapar mısınız? Yaparım ya, sıkıntı yok. Yani diyelim ki 5 kez beğenmedim, 5'ini de bozar mısınız? Bozarım. Göreceğiz bakalım. Böyle ensede toplama dalgalı. Önlerden de çıkacak. Çok böyle yüzünüzün açılmasını istemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Yok, sadece şu önlerim çıksa yeterli. Burayı tamam. Zaten bu şekilde çok tepeden toplamanızı istemiyorum. Ensede olacak. Ensenin biraz daha yukarısında. Tamam. Dalgalarla. Evet, tamamdır. Anlaştık. Merak etmeyin ben de. Genelde beni her ortamda çok kıskanıyorlar. Burada da çok kıskanacaklar eminim. Bir şey söyleyeyim mi size? Buranın en favorisiz olacaksınız. Gerçekten. Ciddi söylüyorum. Ben kendime güveniyorum. Bir de sana güvenemiyorum işte. Saç istiyor musunuz bari? Saç takalım mı size? Evet, takalım çünkü istediğim modelde saç olması gerekiyor tabii ki de. Elimde arkadaştan aldığım saç mevcut. Eğer rengini beğenirseniz bir bakalım, deneyelim. Şöyle bir renk düşündük. Elimizde bu vardı ya çünkü. Ya hayır. Böyle bir şey. Hayır, aynı renk olsa. Hani şey gibi sanki uçlarına ombre atılmış gibi olacak. Saçlarınızın bir renk. Hani iki renk zaten şu anda yapılan bir şey. Tamam, ben bir şey söyleyebilirim. Tabii söyle. Yani aynı renk olsa daha güzel olmaz mı? Aynı renk bulamayabiliriz ama atıyorum ombreliymiş gibi olabilir mi? Çünkü elimde benim saç yok. Ben arkadaşımdan alacağım. Ona soracağım tekrardan. Sor istersen tamam. Çünkü aynı renk olursa benim için daha iyi olur. Güvenciğim, elinde saç var mıydı acaba? Efendim? Arkadaşımız bu saçı beğenmeli de hanımefendi. Tamam, bakalım. Eğer daha uygun bir saç varsa senden rica edebilir miyim? Koyu kumral zaten saç. Şunları bir bırakayım da. Vakit kaybı. Bakayım. Nokta atışı yaptık. Ay sağ ol. Nokta atışı. Hem de dalgalı. Şeyli. Uf, süpersin. Bunu ver ki sahibine. Ha, bu şey. Ya şimdi tam Ramazan bu zamanı mı buldunuz? Ramazan Bey, al bir saçı şöyle size tekrar iade ediyorum. Ay bu şaka gibi ha. Gerçekten şaka gibi yani. Gerçekten kuaför mü?
Sen önü anladın mı? Anladım. Ön vak gelecek, şurada bir bant olacak. Bir şey soracağım. Bantı buradan istemiyorsun değil mi? Şu kısımda istiyorsun. Yani bant, burada böyle kalın bir bant istiyorum. Tamam. Anladım inşallah. Hı? Anladım inşallah. Anladım. Güven Ayhan'ım ben. Duydunuz mu? Bence biz birinci olmalıyız. Evet. Bak şuradan bakmaya bak. Benimkisi tamamdır. Ne oldu? Anlatın bakalım. Yani ne oldu? Ayrıldım. Ne olabilir? Ayrıldınız. Bu kadar basit. Evet. Neden ayrıldım? Annesi istememiş. Aa. Tabii canım. Yani, hiçbir sıkıntımız yoktu bu aşamaya gelene kadar. Her şey güzeldi. Mutlusunuz. Evet, geliyorsunuz, eğleniyorsunuz, evet, konuşuyorsunuz. Evet. Çok şükür. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Evli karar almışsınız çünkü. Evet. İşte evlenme teklifi etti 14 Şubat'ta. Oo, özel bir günde. Evet. Hatta yüzüğü babasıyla gidip almış. Anladın mı? Allah Allah. Yani annesi geldi benim evime. Tanıştım. İş ciddiye bindik. Zaten ondan sonra benim erkek arkadaşım artık hadi ben evleniyorum deyince ne oldu? Annesi demiş ki evlenip ayrılmış. Ne var bunda ya? Ne başıma var bunları ya? Çıkarttı. Çok geri bir düşünce ben. Bir şey ben. Evlenip ayrılır ne oluyor yani? Millet neler yapıyor, evleniyor. Tabii ki canım. Biz ne yapmışız? Yani herkesin başına gelebilir. Aa, çok canım yanıyor. Geçti, 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 geçti. İyi başın hayatım öne doğru. Bak farkında mısın? Sizin manken saçı yağlı gelmiş. Tamam, burası gardını alıp gelmiş. Aynen öyle. Ne gelmiş? Gardını aldı geldi. Gardını alıp gelmiş hazır. Ha. Yani kafalan zaten aynen. Güzel kafalan zaten. Şiidemak gülümse de biraz. Sizinki nasıl? Bizimki de kaşlarını almadan gelmiş. Orman gibi bir kaşla. Bak, evrime bir şey bakar mısın? Kaşını hiç almamış, aynı zamanda gardını alırsa görürsün gelimi. Ama bak bak, hiç saçı fönlemeden yapıyor. Ama olmaz ki. Ne yapıyor? Saçı fönmeden hiçbir şey yapmıyor baksana. Evet, dur sen de hele bir yapsın. Ya dur bir ya, olmaz. Hele bu sista yapsın da. Bırak da yani. Hele dur bir yapsın da tek. Ben mesela ablanızınki kadar kısa bir saçı tepede topuz yapmıştım ek saçla. Allah Allah. Evet ama zorlanıyor muyuz? Çok. Şimdi uzun saçı yaparken hani örgüleri daha rahat koyabiliyoruz. Saçı daha rahat besleyebiliyoruz. Yani o şey, onun saçı kısa. Benim beğendiğim saçı yaptırıyor şu anda, biliyor musun? Hı. Evet. Ne kadar kıskanç bir kız ya. Aile sana mı bakıyor? Hı, evet, bana bakıp bir şeyler söylüyor. Ya. Yeah. Evet aynen. Gördüm. Bak hala bakıyor. Ama güzel bir model. Ben onu beğenmiştim. Çok güzel yaptırıyor. Her ortamda biri kıskanır zaten. Siz daha önce bir başka bir programda beraber miydiniz? Evet. O zaman da beni kıskanıyordu. Özlem miydiniz mi? Özlem de, evet. Zaten kıskanç bir tipi var. Bak. Kardeşini de kıskanıyor. Bakışlarından birine kadar kıskanç bir oldu. Ne olursa olsun ya. Bak 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 bak. Saçı var, saçı. Halay çekti saçla. Orası başarılı olursa çok üzülürüm burada olduğum için. Gerçekten. Evet. Ama belki biz de çok güzel bir saç yapacağız. Neden öyle düşünüyorsunuz? Ben biraz zor bir insanım ya. Beni çok mutlu edemezsin. Hmm. Güzel bir şey olur, tamam mı? Hı hı, merak etme. Çatlatacağız onları. Podyum böyle bir yürü ki özellikle Özlem'e doğru dön, tamam mı? De. Tamam mı? Tamam. Ama çok güzel olsun. Ben de senden onu istiyorum bak. Bir şey söyleyeceğim. Sen o saçı daha iyi yapabilir miydin? O saçı yani o kadar kabarıklık koymazdım. Daha salaş yapardım. Ben çünkü maşaya uçlar. Maşada önler o kadar sıkı olduğumu çok iyi bir görüntü oluşmuyor bence. Buradan maşa mı yapacaksın? Evet. Bunları alacaksın ama tabii değil mi? Tabii böyle böyle sese böyle boru boru gelecek şuradan şuradan. Yo, ben öyle bir şey istemedim ki. Ne istedin sen peki? Hani ben dedim ki sadece buradan at kuyruğu. Tamam. Toplayıp buramı kabarık sadece buralarımdan. Buraları yapıştırayım mı? Zaten böyle istedim ya, sen bunu enseden topladın değil mi? Yok, yani yok. Bunu bir şey. Çok ensede değil. Tamam. Şimdi kuaförler çok önemlidir bayanlar için. Her gittiği kuaförde derdini anlatır. Kesinlikle. Mutlaka. Ama bak şimdi beni her ortamda kıskananlar oluyor. Bak şimdi burada da böyle. Kıskanç yine... Evet. Çok kıskançlar. Özellikle Özlem kardeşini kıskanır. Beni kıskanır. Programda da böyleydi. Ya. Yeah. Evet. Bana çıkan adayları kıskanıyordu mesela. Geçen haftanın Nurtiş'i. Evet. Ben Nurtiş bize denk gelmedi. Nurtiş Hanım'ı şu an sezinliyorum sizin mankende. Saçları dinle, ne yaptı acaba? Papağan Nurtiş, Sevda papağanı. Ben aynaya bakabilir miyim? Tabii tabii tabii. Bak bakıyorum, çok korkuyorum bakmaya. Yok canım, şu an sarıyorum efendim.
Şu anda bir şeyimiz yok yani. O nasıl sarmak ya? Bu bozuk sardın. Önemli değil. Önemli değil. Nasıl önemli değil? Yamuk sardın. Yamuk olacak. Hayır, yamuk olmayacak. Merak etme. Bu kalmış burada. Kalsın. Onlar zaten kaynak altları. Ben onları şimdi toplayacağım. Salaş toplusu yapacağım için. Önemli değil. Modellerimiz aynaya son kez baksınlar lütfen. Bundan sonrası ben aynayı bırakmak istemiyorum. Sizin için sürpriz olacak. Ama sürpriz olacak. O yüzden baktıysanız son kez aynalar çekmeceye. Ama hem salaş istiyorsunuz, hem sıkı istiyorsunuz, hem zikzak net belli olsun istiyorsunuz. Yani bu nasıl olacak? İnanın ki ben şu an şaşkınım yani. Nasıl şaşkın? Şaşkınım. Şey ama biz kuaförüz ama bak, sizin de ama hanımefendi. Sen burayı ayağa kaldıracağım. Sakın bir daha tamam, yutma kafamı. Tamam, başımızı öne doğru eğer misiniz? Daha önce nişanlıydım ben. Evet. Ayrıldım. Evet. Ama tekrar evlenmeyi düşünüyorum. En çok istediğim şey anne olmak. Ya. Evet. Anne olmayı çok istiyorum. Ben de babayım. İki tane çocuğum var yanımda. Öyle mi? Ne güzel. Bir kız belki. Güzel bir duygudur herhalde çok, değil mi? Çok. Bir kızım, bizim bir oğlum modelimizin var. Belki uğru şey olabilir. Bu saçı yaptırması. Evlilik programında evlenememiş ya şimdiye kadar. O daha da evlenemez. Şimdi ben sizin saçlarınızı yaptım ya, yapacağım ya. Evet. Kesinlikle kısmetinizi bulacaksınız. Açılacak mı kısmet? Kesinlikle. Yani? Benim elim de uğurludur. Çok ama güzel. Şöyle ben inanmıyorum yani, çok kötü günler yaşadım. İnanmayacak bir durum yok. Çok farklı güzel şeyler olacak. Eski şeylerini hatırladın galiba. Evet, artık aşkın olduğunu inanmıyorum ben. Aşk güzel bir şeydir. Ay, belki karşınıza çıkmamıştır. Bundan sonraki de zamanlarda çıkıyor. Gerçekten. Her zaman böyle oluyor. Ne zaman mutlu olmaya kalksam hep bu şekilde olayım. İstemiyorum artık hiçbir şey. Ben size peçete vereyim. İyi misiniz? Terlediniz biraz. Yani çok neler olmuştu? Benim. Mesela sizi en etkileyen hangisiydi? Hangi durumda? Beni aldatmıştı. Yakaladınız mı? O anı hiç unutmuyorum. Evet. Bütün evlilik hazırlıklarımız yapılmıştı. Tam evlenecekken beni aldattı. Bu kadar ağlayan kadının saçın hiçbir şey yokmuş gibi yapmazdı herhalde Güven'de yani. Güven yarışıyor ama şu an. Gürün gürün ağlıyor da. Ağla. Ağla da ağla. Öyle saç mı yapılır? Yaptığımız oldu ama. Salon Merna. Görümce laf sokmuş geline. Gelin ağlıyor. Düğün istemiyor. Ağlıyor, mecbur hiç duymamazlıktan gelip devam ediyor. Ama bak Ali Razgül'üm arada dinliyor ama bak arada Maşa'nın arasından bakıyor yani. Evet, bir şeyler de söylüyor çocuk, zavallım. Tövbe yarabbim, ağlanacak halime şu an gülüyorum yalnız. Ne oldu? Şey, gülüyorum Nevin'e. Yani ağlayayım mı güleyim mi? Gülüyorum ama yani bir de bize kendine bak Ayça yani, kendine bak. İnşallah Allah gönlünüzü tam görür. Evlenecektik. Bütün hazırlıklarımız yapılmıştı. Annem nikah salonunu bağlatmıştı. Sağlık raporu almıştık. Sonra beni aldattı. Çok üzüldüm. Her şey çok güzel gidiyordu. Hatta gelinliğimi bile seçmiştik. İnişli çıkışlı biliyorsunuz hayatımızda her şey. İyi gün, kötü gün, güzel an, kötü an. Şu an kötü başladık. Güzel bitiririz diye düşünüyorum. Bayağı hüngür hüngür ağlamak. Ne olacak bundan sonra peki? Bundan sonra bence karşınıza daha iyi insanlar çıkabilir. Yani umudunuzu yitirmeyin. Nevin niye ağlıyorsun? Bak sen niye çıktın şimdi oradan yine? Hayır, niye her ağlıyorsun? Zaman sen böylesin. Yani. Ne zaman bir ortamda ağlasam bundan mutluluk duyuyorsun değil mi? Ben daha mi? Önce de böyle yapmıştım. Evet, hep kıskanıyorsun beni. Ben seni kıskanıyorum. Evet, kıskanıyorsun. Nevin sen iyi misin? Evet iyiyim. Asıl iyi olmayan sensin. Bence her sen iyi değilsin. Her ortamda kıskanıyorsun beni. Ben gayet evet, iyiyim. Evet benim gözyaşı dökmemden bile mutluluk duyuyorsun sen. Niye mutluluk duyayım evet, ki? Evet duyuyorsun. Kıskanıyorsun çünkü sen, beni. Sen beni ne kadar evet, kıskanıyorsun. Evet kıskanıyorsun. Ben seni çok iyi tanıyorum. Kıskanıyorsun çok beni. Çok iyi tanıyorsun. Evet tabii, çok iyi tanıyorum. Sen böyle yine geldin. Timsah gözyaşlarını dökmeye evet, başladın. Evet timsah gözyaşları değil. Benim ne kadar samimi olduğumu herkes kime, biliyor burada. Kime anladın buradan mı? Gönderme yapıyorsun hiç acaba? Hiç kimseye gönderme yapmıyorum. Hep boş boş ağlıyorsun Nevin. Öyle mi? Evet. Sen ne anlarsın sevgilin ağlamakla aşktan? Ağlamakla geçti sen ömür. Sen sevgilin ben aşktan mi? Anlar mısın bir kere? Ben mi ne sende o potansiyel yok geçmişte anladın mı? Yaşadığım... Senin gerçekten birini sevebilecek potansiyelde biri olduğunu düşünmüyorum ben senin. Çünkü kıskanç birisin sen. Evet seni çok evet, kıskanıyorum. Evet başkasının mutluluğunu bile kıskanan birisin. Çok kıskanıyorum seni. Üzülmeyin Nevin Hanım, ben de düğünüme bir ay 20 gün kala ayrıldım. Geçiyor. Aa. Evet. Bak neler var görüyorsunuz değil mi Nevin Hanım? 20 gün kala mı? Evet, bir ay 20 gün. Sebep? Sebep? Yani eğer öğrenebiliyorsak. Yani anlaşamadık. 20 gün kala bunu anladık, bir ay 20 gün kala. O yüzden bitti. Yalnız bak benim istediğim gibi olmadı, haberin olsun. Hiç alakası yok şu an istediğim saçla.
Çıkarıyor musunuz? Şu an hissediyorum çünkü aşağıda istedim ben. Şu an aşağıda hiç alakası yok ama. Hissedemezsin. Öyle bir şansın yok. Hissedim sadece alakası yok. Bilsin, bana bir izin verin. Erkek kuaförleri çok yüz veriyor bu bayanlara. Nedir sorun? İstediğim saçla alakası bile yok. Şu ama görmediniz ki daha. Görmeme gerek var mı? Yani ellerim var benim şu an. Ensem boş. Ne istediğiniz de olmadı? Açık böyle saçımı böyle yanlardan toplayarak aşağı doğru böyle at kuyruğu gibi insin istedim. Topuz yaptı. Topuz istesem düz fön çekecek. Düz föne gidecek gelin başı yapacak ben anlamadım. Bayağı at kuyruğu gibi istiyorsunuz arkaya saç doğru. Saç böyleyse makyajı bilmiyorum artık. İnşallah makyajdan kurtarırlar. Hayır arkası sanık. Hayır, yani topuz yapmadı ki. İyi oldu Saadet. Nazar ettiniz bizi nazar. Çok mu nazara baktık geldik. Ne oldu? Topuz yaptı ya şaka gibi şu an. Dur bakalım. Görmüyorsunuz ama. Ya görmüyorum hissediyorum ama. Ellerim var benim. Çok salaş bir hava yaratıyorum size. Ramazan ben saçı bitirdim sen hala saçı sop topluyorsun. Oho oho. Şampiyon belli. Allah aşkına nişan saçı yap dedik sana. Evet nişan saçı neye benziyor? O akrabasına benziyor böyle hani düğüne giderler i̇şte onun gibi. En niyan saç benimki oldu. Evrim aksesuar bak. Saç tabi. Aksesuar hanımefendi istemiyor. İkna et. İstemiyor değil yani. İsteyecek abi. Nişan saçı yapıyorsun. Aksesuar doğru, istememe gibi bir şansı yok. Hazır bir saçtı. Hazır bir saçı yaptınız. Bence en takalım güzel oldu aksesuar diye düşünmeyin. Sadece ne yaptınız biliyor musunuz takalım aslında? Kısa bir saçın burasını kabarttınız o kadar. Hatta gelin başı ne güzel, gibi oldu. Ne güzel siz de onu yapsaydınız. Ama nişan saçları gibi olmamış ki. Görmediniz mi Deniz Hanım? Ama daha küt güzel saçtı, şey yapılabilir. Bu nişan saçı gelin başı gibi olmuş. Hatta şeyi takılsın küt bir saça tane. Ne yapabilirsin kaftan nişan başına? Sen olsan ne yapardın? Daha güzel daha zarif aurası çok güzel. Daha bence güzel böyle, mi? Evet. Zaten çok güzel. Ama hazır bir saç kullanıldı ya orada hani. Ama ben de yok diyorum ki saç küttü ne yapabilirsin o saça? Daha güzel daha zarif modeller yapabilirsin. Ve dalgalı istiyor ne yapabilirsin? Müşteriyi ikna etmek de lütfen yorum yapmak için yorum şey yapma bak daha hayır, bugün geldin. Hayır canım ne alakası? Ya. Bence ya, böyle sürekli aynı cevabı veriyorsunuz. Yorum yapmak için yorum yapmayın değil bence. Hakikaten daha, ama hakikaten. Müşteriyi hakikaten ikna edebilirdiniz böyle ama ikna edebilirdiniz. Ben onu üzmek istemiyorum yani modelinizi. Onun dediğini yaptım. O ne isterse onu yaptım. Ama hazır yaptınız sorun olsun, orada. Olsun hazır ya da değil. Olsun. Deniz Hanım da olan saçı yapamadı. Bizden olmayan saçı yapmamızı bekliyor. Niye yapıştırdı o kadar? Niye yapıştırdı o kadar bilmiyorum. 23 Nisan saçı gibi oldu. Fikrin var mı? Ama manken o şekilde istedi. Öyle olmuyor ama işte. Ama sadece o değil ki konsept. İkna etmesi gerekiyor. İkna edecek. Bir sürü toka koydun ya saçıma gerçekten. Ama salaş topluyorum. Neden sakin olmuyorsunuz? Çünkü yapamadın. Nereden bitti mi şu an bana onu söyle Allah aşkına yaptın hayır saç bu mu yani şu ama an? Ama bozuyorsunuz saçını. Bozuk zaten neyini bozacağım ki? Neden bir sakin olmuyorsunuz? Sen ben bana laf yetişene kadar modelini ikna et ikna. Bir sakin olun bana güvenin daha saçı görmeden değil mi? Yani ben hayatımın çoğunu kuaförde geçirmiş için tahmin edebiliyorumdur. Şaşırırsanız ne yapacaksınız? Şaşırırsam yüksek puan vereceğim tabii tamam ki. Ben de buna güveniyorum ve inanıyorum. Ramazan ne yaptın sen o saçı ya? Harika yaptım. Harika nasıl mı yaptın? Kendi İğren dediğine kendin inanıyor İğren musun? Yeşille mor ne alakası? Soruyorum. Modelinin suratından belli zaten. O kadar mutsuz ki hatun. Aa, olmadı. Sana bir veriyorum bir. Bence sen onları çıkar Deniz. Diyorsunuz. Çıkar onları. Hiç olmadı hayır yani. Ya. Güzel bir örgü sonuçta bu aynen bahar saçı örgü güzel. Ay, biz seninle altyazı falan mı geçeyim sen beni algılayamıyor musun? Ama saçı hissettiğimi söylüyorsunuz gördüm. Kötü mi diyorum çünkü toplu. Toplu değil. Ramazan hani dünyanın en hızlı kuaförüydü ne oldu? Rengin soldu. Evet dünyanın en hızlı kuaförüyüm bu sorun hani yok. Bak ben bekliyorum bitirdim. Maşallah hani. Maşallah. Görünce hani saçı gibi yaptın yani hep böyle bu da adet oldu. Evrim. Her yerime toka taktı ağırmış saçım. Ben tokadan geçinmiyorum. Çok güzel. Benimle dalga geçiyorsunuz böyle dünyanın yüzü kuaförü böyle herhalde. Mustafa Gezi çekecek beni böyle tokalardan. Bir yarışa var mısınız? Hala yarış diyor saçını bitiremedi. Varız seninle yarışa. Gözleri kapalı saç kesimi yapmak istiyorum. Gözleri kapalı hiç denemedik ama deneriz olur. Emin misin? Çok varız tehlikeli biliyorsun. Kesim ama değil mi? Kesim. Saç kesimi. Tamam. Çok tehlikeli biliyorsun. Vallahi ustura elini aldın mı böyle rastgele tak 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 vurmayla olmuyor. Ya makas keseceğiz, usta da keseceğiz ama güzel bir model yapacağız. Hızlı ve gözlerimiz kapalı. Gözlerin kapalı yaparsın. Sen gözlerin açıkken saç yapamıyorsun. Şşş.
şuraya takıyorum. Var mı benimle yarışacak olan yarın? Yarışıyoruz zaten. 2 dakika kaldı. Son 2 dakika. Zaten yarışmıyor muyuz? Hayır, gözleri kapalı saç kesimi diye oluyor, davet ediyorum sizi. Gözleri kapalı saç kesmeye mi davet ediyorsun? Evet, Deolo. Geçen... Özge Hanım rastgele kesecek, böyle usturayı vuracak, böyle. Onu herkes yapar. Yapabilir misin? Böyle... Herkes yapabilir mi? Yaparım. Vallahi seninle yarışacağım burada. Gözlerim kapanacak, elimde ustura olacak ve yarışacağım seninle. Makas tamam. Da kullanacağız tabii tamam, ki. Tamam, eğer izin verirlerse yapacağız. Tamamdır. Nevin Hanım, siz buradan direkt nikaha gidin bence. Tam nikahlık olmuş. Efendim? Saçınız tam nikahlık olmuş. Buradan direkt bence nikaha. Neden kıskandınız? Ya çok kıskandık çünkü çok güzel olmuş. Nikah olmuş. Saçı olmuş diyorum ya. Şey bir dakikalık yani, sürenin sonuna geliyoruz. Son saniyeler. Ben hiç sonunda değilsiniz. Modeli geçti bile şimdi kuaföre başladı bizi evet. Sarmaya. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Süreniz doldu. Sıra makyözlerde. Ben inceltmek istiyorum. Sen de mi parmakla çalışıyorsun? Bak iki parmakla çalışıyorum tamam. Şu an. Aa. Ya eyeliner'ı parmakla nasıl çekiyorsun? Yok canım öyle mi? Yani ben çok merak ediyorum şu anda. Birinci olan takım. Kuaförüm sensin. Bol şans bebeğim. Harikasın Güven. 20 dakikalık süreniz başladı. Şöyle bir sizi bakacağım. Saçımdan mutsuz oldum. Görmeden. Görmeden. Evet, görmeden. Elleyerek mutsuz oldum. İnşallah makyajla mutlu olacağım. Bilmiyorum. İnşallah. Saçı görünce de mutlu olacaksınız. Şimdi bütünleşecek. Bütünleşecek çünkü. Çok rahatsızım. Gözleri daha çok ortaya çıkaran bir bak. Gözler harika görünüyor zaten. Şekil itibariyle gözleriniz çok güzel. Yüzümü daha önce gösteren. Yüzünüz çok orantılı. Yani burun, dudak, göz yapısı olarak orantılı bir yüzünüz var. O yüzden bu anlamda işim güzel olabilir. Sadece kontür çalışmasında yüz inceltme yapıyoruz. Yani tamam, bizim modelaj çalışması dediğimiz. Ben inceltme istiyorum. Elmacık kemikleri çıkartacağız. Hı-hı. Hafif gıdı kaldıracağız. Burun küçültme gibi. Tamam. Bir şey var. Yüz şekliniz aslında oval yüz. O yüzden çok modelaja gerek yok ama biraz daha keskinlik olursa daha iyi olur. Tamam. Başlıyoruz o zaman hazırsak. Tamam. Süper. Tonlamalarda sadece gri mi olsun? Yani benim o geçişlerim gri olmasını istiyorum. Gri tamam. O zaman gerisini bana bırakın. Gri'de anlaştık. Evet, gri'de anlaştık. Şimdi bizim makyaj yaparken 3 tona kadar hareket edebiliyoruz. Yani ten tonunuz, ten tonunuzdan bir ton açık ve bir ton koyusu. Şimdi benim size, açık. Evet, şimdi benim size uyguladığım ürün ıslak bir pomponla uygulanıyor. Ve bu yağ bazlı bir ürün. Yağ bazlı olduğu için cildinize de ıslak bir şekildeyken iyice nüfuz edecek. Sadece burnuna kontur yapıyorum. Burnun o kadar büyük diyorsun, teşekkür ederim. Özür dilerim ama gerçekten küçültmem lazım. Benim yüz tonum zaten koyu. Hı hı. Koy olduğu için daha şeftali tonu istiyorum. Ama şu an o kadar koyu değil biliyor musun yüzünün tonu? Mi? Evet o kadar koyu değil şu an yani. Şeftali tonu sanki daha güzel olur. Biraz şey kalır, renksiz kalır gibi geliyor bana. Dilan Hanım ne durumdasınız acaba? Yeni geldiniz, nasıl gidiyor? Çok iyi. İstediğiniz her şeyi yapabildiniz mi? Evet. Süper. O zaman... Bunu yedirelim iyice. Yedirelim. Çiğdemciğim hızlan canım. Her şey yolunda. Merak etme. Dakikanız. Haberiniz olsun. Son 2 dakika.
yetişecek mi acaba? Kirpikler biraz uzun ama şu anki saçınızı kaldırabilir. Yüz yapınızı da kaldırır. Evet, açalım gözümüzü. Son 2 dakika. Bitmek üzere 2 dakikada hatta. Ben hemen size tekli kirpik takacağım ya da şu kirpiklerden takacağım. Bunlar çok daha güzel. Ne renk sürmeyi düşünüyorsun? Ne renk sürelim, var mı böyle? Daha böyle pastel tonlar olabilir bence. Nasıl? Çok mu koyu? Dokundurabilirim. Son 1 dakika. Aa, çabuk hemen sürmemiz gerekiyor. Hadi hayatım. Çabuk olmanız lazım. Çabuk, hadi çabuk, çabuk, çabuk. Son 1 dakika kaldı. Son dokunuşlarınızı yapın. Saat arkayı alıvereceksin saçı, unutma. En son 10 saniye kala. Ben çalışma yapacaksın diye almadım. Son saniyeler. Acele edin. Bugün 20 dakika zor yetişti. Çiğdem, işin bitince şu arkaları bir volümlendir bebeğim. Hafiften şöyle şöyle elinle. Açık dursun. Düşmesin. Düşer mi? Elinizi çabuk tutun. Son dokunuşlarınızı yapın. Saniyeler kaldı. Gerçekten. Ay, düştü. Evet. Düşüyor bunlar. Tamam, onu hemen alayım ben. Kapatın. Saat yana alıver şu tarafa. Böyle alıver. Al yana, al yana. Ha, güzelce. Aynen. Hı. Açayım mı? Açın gözünüzü. Açın. Hafiften yanar ama. Onu... Ama şey, bir şey olmaz değil yok, mi? Lens var şüphesinde. Yok yok, hiçbir şey olmaz. Kapatın. Son 10. 9. 8. 7. Çiğdem, hadi 6, Çiğdem. 5. 4. 3, 2, 1, bırakın. Bitti mi bitmedi mi bilmiyorum. Bazı şeyler yarım kaldı galiba. Bitti. Bitti mi? Hop, bırakın. Hemen. Ha, benim ama makyajım tokayı bitti. Çıkardı, olmaz. Ama şey, makyajla ilgili değil. Yani ben kendim daha güzel makyaj yapıyorum. Gerçekten şu an sinirden ağlayabilirim. Keşke sen de beni bu şekilde görseydin. İstediğim saçla hiç ilgisi yok. Bence sen şu anda bahane üretiyorsun. Kesinlikle bahane değil. Ya ya başaramıyorsun, yine yanılmadım kadınlar konusunda. Ya Allah aşkına yapmayın, ne bahanesi ya. Biraz karışıklık var o örgüde. Ama işte ben ezbere iş yapmıyorum. İşte ezbere iş değil ki, bu zaten iş değil yani. Gözünün üstünde kaş var, anladım seni. Senin genel olarak anladım ben. Lütfen doğruları söyleyip gerçekçi olalım. Ben sadece bunu istiyorum. Evet, yine en heyecanlı anlara yaklaşıyoruz. Haftanın ilk günündeyiz. İşlemlerimiz bitti, modellerimiz hazır. Kendilerini merak ediyorlar. Bakalım beğenecekler mi? Bunu anlamanın tek yolu var, modellerimizi davet etmek. O zaman ilk modelimiz Özlem gelsin. İki makas at, bir de tarak, güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin. Güzel olmuş, niye yanılmamış? Ayna kapansın, Özlem kendine baksın. Hii, yüzüne bak. Ne kadar beyaz. Casper gibi olmuş. Nasıl buldun kendini? Hiç beğenmedim. Neden? Makyajım çok kötü olmuş. Dudağım yamuk yumuk duruyor. Peki. Far beğenmedim. Zaten parmağıyla sürmesi beni çok rahatsız etti farı. Farı? Yani hep eliyle çalıştı. Hiç oradaki malzemeleri kullanmadı. Rengini mi beğenmedin? Tonunu beğenmedim. Gitmemiş. Sordum da zaten benim cildime tonum hangi ton gider dedim. Saçım da zaten şuraları açık bırakılacaktı. Yani tarif ettiğim gibi olmamış. Tamam, örgüsü istediğim gibi olmuş ama
şu söylediğim yerleri açık olacaktı. Ama siz açık olsun diye söylememiştiniz. Bir de yanda duracaktı örgü. Siz arkaya almışsınız. Şimdi o yüzden yanda duruşuna göre ayarlamıştık ya örgüyü. O yüzden yana almanız gerekiyor. Evet. Bir de ben özellikle sorduğum arkaları açık bırakalım. Siz bana ben öyle bir şey istemiyorum. Hiç tamamen hayal ettiğim bir saç demiştiniz. Değil. Bir de bu eyeliner ben daha güzel çekiyorum. Nasıl anlamadım? Eyeliner'ı ben daha güzel çekiyorum. Daha güzel. Evet. Sizin bayağı kuaförlere bir tavrınız var ya, bence şu an onun etkisindesiniz. Hayır, çünkü bir şey söyleyeceğim. Saçı özellikle ben 2 kere 3 kere sordum. Açık bırakalım, maşalı yapalım kesinlikle istemiyorum. Tamamen örgü demiştiniz. Bu konuda hemfikiriz. Hatta ilk başta bile bir sıkıntı yaşamıştık birlikte şuradan demiştiniz. Sonra daha kulak arkasından söyledik. Benim tarif ettiğim saç dedim ki, şöyle yılan şeklinde evet, örgü olsun dedim. Onu yapmışsın ama... Ama yan kullanmanız gerekiyor. Siz şu an diyorsunuz... Dağınık duruyor. Haydi yana aldığınızda öyle durmuyor ama buraya aldığınızda değil mi arkadaşlar? Burada bir model boşluğu olur. Yana model, aldığınızda duruş yana aynı. Doğru mu? Evet, yanda durması gerekiyor çünkü yana almak istiyorum demişti. Ben onu, asla örgü ona göre yapıldı. Kullanmam yani. Örgü ona göre yapılmıştı. Ya makyajım da çok kötü. Makyajın nesini beğenmedi? Benimle alakası yok. Burası esmer, burası bembeyaz olmuş. Ama sen bu tonlarda istedin. Dudaklarıma makyajı. Baksana. Bakar mısın? Tamam, bu tonlarda istedin ama sen de. Hayır. Toprak tonları olsun, çok ağır olmasın. Hafif bir makyaj istiyorum dedin. Yani biraz natural olsun. Dudaklarımı kaybetmişsin. Dudak yok. Yamuk çizmişsin bir de. Sen daha ten rengine uygun bir ruj istemiştin. Biraz tamam, daha belirginleştirdik biz kahveyle. Benim anlatmak istediğim bak. Dudağımı çizememişsin. Yani ben kendim daha güzel makyaj yapıyorum. Ben bir eyeliner'a bakar mısın? Böyle bir eyeliner... Bu farklı, bu farklı. Hiç beğenmedim. Zaten tereddütlü gelmiştim, yanılmadım da. Yani bence kabullenemiyorsunuz ama bence biz gayet güzel yapmışız. Şu buradan baktığım zaman gayet güzel duruyorsunuz. Hiçbir şekilde makyajı bir eksik sen yok. Yakından baktın mı makyajına? Ben buraya güzel geldim, şu an çirkinleşmiş hissediyorum kendimi. Peki. Şansıma işte. Ramazan. Evet, öncelikle emeğinize sağlık. Bir emek var. Şimdi ben ilk gün heyecanına veriyorum. Örgüde iyisiniz. Yani onu da kabul etmek gerekir. Şimdi konseptimiz bir nişan saçı. Biraz basit olmuş uygun görürseniz. Yani onu da ilk gün heyecanına veriyorum. Şimdi modeliniz haklı. İlk gün heyecanı yok ama biliyor musun orada? Şimdi benim modelim tamamen sadelikten yani. Benim ona hayal ettiğim saç, kendisine de anlattım. Ama bunu kabul etmedi. Bir soru sorabilir miyim? Tabii. Genelde müşteri dinler misiniz? Genelde dinlerim. Şimdi burada da modeli dinlediniz ama yapamadığınızı söylüyor. Bu çok önemli. Nasıl müşteri biz şunu istiyorum diyor. Biz yaparız. Çok kuaför meslektaşlarımız var. Ama yapamıyoruz veya benzemiyor veya benziyor. Bakış açısı farklı herkesin. Şimdi burada model Musuz mankenimiz. Şimdi ben de katılıyorum. Özür dilerim ama basit kalmış. Nişan saçına komple. Yani normal hani nişana bunu gelen biri işte bile. İşte tam da bunu söyledim aslında biliyor musunuz? Çünkü... Örgü ya hani benim anlattığım saçta daha volümlü, daha arkalar maşa açık kalsın, hatta su dalgası fonunda kalsın. Bunu anlattınız mı? Evet anlattım. Ne dedi modeliniz? Modelimde kesin örgü istiyorum dediniz. Ben zaten o şekilde anlattım. Hatta neden maşa kullanıyorsunuz dedi. Arkada S bir örgü ve yana almak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu saçı yana alıp da şu arkada nasıl bir dalga bırakayım, ne kadar komik bir görüntü değil mi? Şimdi saç yarı kötü demiyorum bakın saç böyle bir model var ama nişan saçına konseptine. Değil. Çünkü... Değil. Ha, bunu ben kabul zaten ediyor musunuz? Konuşurken evet o da ben nişanımda zaten böyle bir şey istiyorum. Beğenirsem de ama böyle benim bir şey hayal ettiğim saç bu değil. Yani modelime bakarsanız şu yukarıdaki... Benim sana tarif ettiğim saç bu değil işte. Ama sen örgü anlamadın. İstiyorsunuz. Bunun dışında var mı bildiğiniz hani yana alınıp da S örgü gelip de yanda durup başka ne olabilir? Bakın kötü demiyorum. Ama nişan saçına göre gerçekten modelin bu şekilde sizi şey yapması bence... doğru. Ama tamamen kendisinin isteğine dayalı yapılmış bir saç. İşte acizine uğradınız modelinizin. Evet, uğradım. Modelinizde bir onu başaramadığınızı dile getirdi. Ben de inanıyorum ki burada bu saçtan memnun değilsiniz siz de. Ben saçtan şöyle memnun değilim. Benim gözümde nişan saçı kesinlikle bu değil tabii ki. Ben bunu normal günlük salonumda da kullanıyorum evet, çoğu evet. zaman. Ha, evet. Buna benzer. Bu kadar değil ama buna benzer. Ben bunu modelime zaten dedim ki bu saç... Yapmazdınız. Örgü, yapmazdım nişan saçı dürüst olarak. Dürüst olduğunuz için teşekkür ederim. Ama bana güzel bir şey de önermedin ki. Pardon? Güzel bir şunu yapalım da demedin bana. Demedim mi? Hayır sadece dalgayı söyledim. Şöyle ben de bir bayanım sonuçta. Benim de hayalimde tabii ki nişan saçları vardı ki ben 16 yıldır bu mesleğin içindeyim. Ben anlatırken dedim ki
güzel bir su dalgası yapalım. Örgünüzü yine buradan verip esnetiriz. Arkalar açık kalsın. O da hayır ben öyle istemiyorum dedi. Ve bunu yani biz saçı yaparken zaten sürekli sorun yaşadık. Mesela sürekli sonuçta saça şekil verirken ister istemez saçı şekillendiriyoruz değil mi? İşte örgü yaparken eğiyoruz veyahut da saçı yaparken hafif itiyoruz. Modelim benden sürekli beni bir kere daha itersen işte bağırıp çağırıp burada rezalet evet, tutar. Böyle bir şey yok. Hoşlanmıyorum. Yaparken sürekli kafama böyle öyle yapmıyorum. Itmesin. Çok hafif dokunuşlarla hepimiz masanın içine şu şekilde. Ben her defasında özür dileyemem ki. Burada yani sonuçta bir iş yapıyoruz. Hepimizin mesleği. Hepimiz de bunu yapıyoruz. Yani bunu yaparken ikide bir özür dilerim başını kaydıracağım diyemem yani. Hayır, bu çok komik. Yani ben hoşlanmıyorum. Ama benim öyle bir tikim oldu. Şu an yaptığın şeyden seni. De ben hoşlanmıyorum. Hem saçı çıkarken yanlış kullanıyorsunuz. Yanda kullanmıyorsunuz. Ondan sonra hayır ben böyle dememişim. Siz böyle istemiştiniz. Sizin istediğiniz yanda. Hiçbir şekilde açık bırakılmayan. Hadi anlattım. Ya başaramıyorsun yine yanılmadım kadınlar konusunda. Valla bence siz kadınlara böyle yanılmadım. Ciddi bir tırnak çıkarmışsınız. Hiç de geri çekmeyecek misiniz? Gerçekten yanılmadım. Evet hafta şanssızlığı hayır, sanırım. Büyük bir ön yargıyla zaten geldin. Büyük bir ön yargı. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ben makyaja hiç katılmıyorum. Hiç çünkü tamamen bak şu an tamamen senin istediğin bir makyaj oldu. Ben kendi istediğim makyajı yapamadım. Peki bir senin şey istediğini yapmaya makyaj sensin senin ya. İstediğini yapmaya çalıştım. Makyaj, tamam mı? Benim istediğimi yapmaya çalıştım. Okey. Makyaj sensin ama bir eyeliner böyle çekilir mi? Nasıl çekilir? Bak bunu nasıl kalın çekilir? Çekmişsin. Bunu ince yani çok çirkin bir eyeliner çekmişsin. Bir kere highlighter, ben highlighter seviyorum. Highlighter söyledim, sürmedim bile yüzüme. Ya şimdi tamamen hiçbir şekilde güzel değilsin. Hayır, değil mi? Beğenmedim kendimi. Çok kötüsün yani. Yani yok, beğenmedim. Ben alkışlıyorum sizi. Ben de sizi alkışlıyorum, çok güzel iş çıkardınız. Evet, biz işçiliğimize güveniyoruz. Evrim, ne diyorsun? Vallahi bizim de geçen hafta modelimiz çok şeydi, ılımlı değildi bayan kuaförlerine karşı. Hiç ılımlı değildi. Ve ben yine de elimden yani geleni yaptım. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben elimden başından geleni beri bakıyorum. Yani hayır, mazeret ben... değil. Hani beni bir dinler misin? Hiç mazeret değil. Hani işte modelim bayanlara karşı ön yargılı. İşte yok ben senin gibi yaptım. Bunlar hiç mazeret değil. Geçen hafta bizi o kadar çok zorladı ki. Yani bence sen şu anda biraz bahane üretiyorsun gibi geliyor bana. Ya hiç Allah yani, aşkına yapmayın yok. Ne bahanesi ya. Model gelir gelmez zaten yani bununla geliyor tamam, size. Tamam ama benimki de onunla geldi. Ben elinden geleni yaptım, onu mutlu ettim, onun istediği gibi yaptım. Peki. Bayan kuaförlere karşı çok ön yargılıydı, mutsuzdu, negatifti. Mutlu etmeye çalıştım. Bence sen şu anda bahane üretiyorsun. Kesinlikle bahane değil. Güven. Saçta keşke şu öndeki uzunda bir maşa yapsaydın, en azından bir hareket olsaydı diye düşünüyorum. Örgü konusuna gelince arkası biraz karışık geldi bana. Tamam bize zikzakı vermişsin ama arkasını biraz karışık gördüm açıkçası. Biraz mesela tepeyi kaldırabilirdin hafiften. Biraz karışıklık var o örgüde. Evet orada bir oran bozukluğu var sanırım. O karışıklık kaçırdım. Değil aslında önde bir parça kaldı ya. Normalde o örgüyle alınması gereken bir parça aslında. Bir de saçta bir kahkül olayı yok. Orada bir salaşlık istiyor ya. Onu verirken de o kalan parçayı görüyorsunuzdur arada zaten. O parçayı oraya bir şekilde doldurmak amaçlı yaptık zaten. Peki onu örgünün içine alma ihtimalin için. Yok muydu? Hayır işte onu kabul etmedim o dönem. Onu yapmıştım zaten. Ben bir bu de mesela ilk başta yapım aşamasında baktığımda şey gördüm. Mesela önde biraz böyle uzunluk kalmıştı. Benim mesela şahsım adına ben çok beğenmiştim. Keşke öyle bıraksaydınız. İstemedi ama. Böyle anlı falan çok şey olmuş. Neden ağladın? Ağlıyorsun. Öldür. Neden ağlıyorum? Çünkü istediği modeli yaptım aslında ben. Ama şu an direkt diyor ya hani ben bunu istememişim böyle anlatmamıştım. Yani ama ağlamanın içinde bir sebep değil yani, o yani bence. Hani, sebep değil bu ağlamanın için hiçbir sebep değil. Hayır, bence modelin ağlaması lazım. Şu an benim ağlamam aynen lazım öyle. Çünkü istediğim saçı yapamadı. Ben kendi yaptığım saçın arkasındayım. Ben katılmıyorum aynen çünkü burada oturup istediğin ve şu an orada konuştuğun çok farklı. Başka. Ben diyorum ki okey tamam benim istediğim makyajı yaptın ama yapamadın. Yani benim istediğimi yapmaya çalıştın. Yaptın ama yapamadın. Ben bu eyeliner'ı yani çok amatörce buldum çekişini. Eyeliner. Sinirlerim bozuldu ya. Makyaj için ne diyeceksiniz? Bak bence oynuyorsun yapma bunu. Bence de ağlamadan hiç girme. Ben Türkiye'deki kadın kuaför hepsine güveniyorum. Çok iyi eğitmenler, çok iyi kuaförler var. Bunun da arkasında dur lütfen. Sakın ağlama. Ağlamanın sebebi kadın güçsüz değildir. Bu bile biliyor musun aslında? Bu bir sinir boşanması. Arkadaşlar bu şeylik için değil. Hani işte ağlıyorsun falan kadınlar değil. Kadınlar güçlü olmalı. Güçlü olacaksın. Arkadaşlar bu bir sinir boşanması. Yani bunu yaşayabiliyorsun. Hepiniz de yaşamışsınızdır. Yaşarsınız veyahut da yaşayacaksınızdır yani. Yaşadım. Ben de yaşadım. Ben yaşadım. Geçen hafta Evrim'in ağlaması lazımdı ama Evrim gayet iyi. Evrim ağlıyor mu, gülüyor mu? Ama sen yani çok böyle olmadı. Böyle nasıl olayım? Nasıl olmamı istersin veyahut da? Ağlıyorsun yani. Evrim ya da ağlayabilir mi?
ağlanabilir. Ağlıyorsun yani. Bunu günlük hayatımızda da yaşayabiliriz. Duygu boşalması yaşayabilirsin yani. O an o siniri yaşıyorsun. Ben gerçekten şu an neden yaşıyorsun biliyor musun? Ha, yapamadığım için ağlamam ya. Ben yapmışım yani. Yapamadığım için ben niye ağlayayım ki? Yapmışım. Onda sıkıntı yok. Ben kendi yaptığım sıkıntı yok. İşte kendini savunacaksın, ağlamayacaksın. Dik duracaksın. Biz kadınız, kadınız. Biz kadınız tabii ki de. Tabii ben bunu savunuyorum zaten. Maşan nerede senin? Eli ama maşalı. Bir sinir boşalması yaşıyorsun yani. Maşanı bayana versene sen. Çiğdem ne diyeceksin maşa makyaj için? Bu yarışma formatı için biraz basit kalmış. Hani böyle şey gibi saçı ve makyajı nişanı amcasının kızının nişanına giden 13-14 yaşındaki genç kız gibi. Gelin yakını gibi. Hani böyle gelinin yakını gibi olmuş. Çünkü şöyle bir şey var. Makyajda yani saç zaten bir kere saç eğer tam orantılı olmuş olsaydı belki makyaj biraz daha kamufle olabilirdi ama saçın neyi orantısız? Deniz saç örgün olmamış arkadaşım. Neyi olmamış? Ya olmamış. Şimdi şu göstereyim ben. Ben de çıkmak istemiyorum ama çıkmak zorunda kaldım. Hayır, şöyle kızıyordunuz bana. Çıkın bakalım. Çıkmıyorum ben bu hafta. Yani, çıkın bakalım. Bir saniye arkadaşlar. Şu şekilde bir nişan örgüsü. Bak işte saçı arkaya alıp bak şimdi yaparken şuraya koyuyorsun. Olmaz bak sabitleyin. Görüyor musun? Bir saniye. Ama şimdi peki. Ama onu burada sabitlemişsin. Ben gerdirmişim. Arkaya aldığı için bozulmuş bak, saç. Bak buraya kadar o normal bir örgü. Ama şuradaki şu ne? Arkadaşım bak bu saçı yaparken tamam mı? Yaparken biz bunu alıp buraya koyup örüyoruz ya. Bak bu saç zaten buraya alınırken bozulmuş. Bu böyle durmuyordu ki zaten. Ben bunların hepsini böyle açmıştım mesela. İşte şu an bizimkilerin de içeride hiçbir nasıl geleceği belli değil. Şimdi hiçbir şekilde bu saçı ben yaptıysam böyleyse böyle kalmalı. Ama bu nişanda saçını arkaya ama takacak. Ama yan model bu. Ben baktığım zaman bak, ben yaparken zaten onu yan formatını yapıyorsun. Şuranın tip tipliği. Saç çünkü güzel bir saçtı. Senin saçın ama ne var biliyor musun? Saçta aşırı kırık var. Bunu hatta söyledim. Saçı yaparken sürekli yapıştırdık mesela. Bak bu modelde bu kadar basık çalışılmaz. Sen mesela saçta saçta kat da yoktu özür dilerim. Kat da yok. Çok örgü güzel çok güzel olabilecek. Çok yani güzel aradığımız bir şey. Bu örgülerini biraz daha açıp ters örgü. İşte model onu istemiyor. Bence bu örgüyü çok fazla savunma. Gerçekten. Burada kendi mesleki modellerinizi de mesleki göreceğiz. Mesleki eğitimini bence sizinkileri de göreceğiz arkadaşlar. Yani her şeyi iyi yapmak İyi yapmak zorunda değiliz. Yanlışımız bence olabilir, hatamız olabilir. Bence şöyle yapalım. Siz yer değiştirin. Ben de. Evet. Orada bence siz yer vardı, değiştirin. Aynısını çünkü söylüyorlardı. Çünkü çok fazla yorum yaptın. Yani evet. Makyajı yapacağını, saça yaptın. Bu masanın var bize bir garezi. Tamam. Gerek yok Evrim'e zaten. Hepsini anlattı arkadaşımız. Kuaför, makyöz. Ama arkadaşım kuaför olduğunu söylemiştik. Emel. Makyaj olarak ten tonu olarak normalde ten rengine uygun bir ton değil. Bir de bunu yoğun kullandığın için iki katı bir hata oluşturmuş. Onun dışında eyeliner değil dip liner ama dip liner de çok kirpik dibinin üstünde olmuş. Ekrana baktığımda dip linerla ten rengini beyaz görebiliyorum. Kirpik dibiyle dip liner arasını görebiliyorum yanlış. Kirpik yok o çok büyük bir eksi zaten. Ama kirpikleri zaten uzun. Zaten uzun yok. Zaten çok iri bir göz yapısı yok. Şimdi sen gözü diyorsun ki küçük. Bu göze kirpik takılmaz. Bu bayan hayatı boyunca kirpik takmasın mı? Far hiç göstermeyecek kendini. Nasıl? Far hiç göstermeyecek kendini o şekilde. Göstermeyecek kendini. Evet. Neyi göstermeyecek? Kiprik taktığımız zaman far hiçbir şekilde göstermeyecek. Bak fark şu an bile göstermesi değil ki amaç şu anda. Fark olması değil zaten. Sen orada doğru uygulamaları yapman gerekiyor. Fark etmek değil. Yani siz memnun musunuz kirpik takılmamış olmasına? Ben nişana gidiyorsunuz. Ben zaten söyledim kirpik bu tarz bir elbise dedim. Giyeceksin ama kirpiklerin ön planda olmayacak. Ya da yoğun göz makyajı yapacaksın ama kirpik yok. Bence yani biraz daha dikkatli bir bak. Kadının, kirpikteki bir kadının, yoğunluğu bak fark edeceksin. Bence biraz daha dikkatli bir bak. Bir kadının ortaya çıkması makyajının kirpik ve dudaktır. Hatta seksapalitesi yüksek bir makyaj yapmak istiyorsan dudak ve kirpik ön plana çıkarman gerekir. Saadet nasıl buldun? Ben makyaj arkadaşlarıma katılıyorum makyaj konusunda. Ben de kirpik takmadım bu arada onu da söyleyeyim ama ben modelim istemediği için takmadım. Onu baştan bir söyleyeyim. Burada model istedi ama. Orada istemiş. Ben sizin yorumlarınızın aynısını yapmak istemiyorum. Çünkü bir aynı şeyi konuşmayalım. Ben sadece benim bilmediğim bir teknik mi gelişti onu sormak istiyorum. Şimdi siz yaptınız. Parmakla makyaj yaptınız. Şimdi siz de başladınız bugün. Bugün de son konuşacağım bu parmak işesini. Acaba hadi o eski ona katılıyorum parmakla öğrenmiştir sonra ama sen yenisin niçin fırça kullanmıyorsun? Ben bunu şöyle bir şey var ben yani bunu burada özellikle halde yapmıyorum.
Bak bu şekilde çalışıyorum zaten. Teknikle alakalı bir durum bu. Ya ben parmakla daha rahat çalışabiliyorum. Hani benim yani, bilmediğim bir şey mi oldu acaba? Daha mı geliştirdi? Şimdi parmağı mı dönüldü? Bence şöyle bir şey var. Hani çıkan sonuç önemli. Sonuç itibariyle görüyorum, aynı sonuç çıkıyor. Görüyorum. Görüyorsun. Görüyorum yani. Manki modelimiz de beğenmedi. Ben de beğenmedim. Hiçbir makyaj arkadaşım beğenmedim. Yani beğenmedim makyajı çünkü çok açık yapmış. Çok açık yani. O suratı o makyaj olmaz diye teknik düşünüyorum sıfır, ben. Teknik sıfır. Dediği gibi buralara kontur uygulaması yapılabilirdi. Burnuna yapılabilirdi. Kiprik hadi onu takmamış ama ben sadece teknik mi değişti onu çok merak ediyorum. Teknik. Teknik değişmedi. Birazdan sizin hani, yaptığınız makyajları da göreceğiz. O zaman biz de mi parmakla çalışalım o zaman? Çalışabiliyorsan evet çalış. Yok ben karşıyım ya, hala. Onu zaten herkes yapamaz. Yapabiliyorsan evet yap. Peki toparlayalım. Bir tek Güvencim sen saçla ilgili çok fazla bir şey söylemedin. Biraz da sen söyle saçla ilgili hemen ondan sonra puanlamaya geçiyoruz. Saçta keşke yani tamam model onu istemiş ama örgü yapmasaydın. Ya da ne bileyim maşa yaptın mesela ben maşa göremiyorum. Belki hani kalın kalın yaptın ördün gözüküyor. Maşayı zaten açık maşayı bırakmak için maşayı nereye yaptığını yapmadım. Çok merak ediyorum. Maşayı yapma sebebimiz. Saçın tamamını yaptın mı maşa? Hayır örgü ara... Şimdi düz bir saç olduğu için saç örgü araları dümdüz kalacağı için hafif daha hacim olsun diye. Çünkü saç çok düz. Ya onu şey yapabilirdin hani alttan krepeli biraz böyle hani volümleştirebilirdin onu. Keşke oralara yapmasaydın o zaman. Mesela öndeki o düşen bir tane tel ona hafif bir eğim verebilirdin. Tepe çok basık, inanılmaz basık. Örgü de çok karışık gördüm. Yani benim çok hoşuma gitmedi açıkçası saç. Peki. Özlem. Tekrar hoş geldin. İlk haftadayız. İlk gündeyiz. Haftanın ilk günündeyiz. Eşlik ettiğin takıma, kendi kuaförüne ve makyajına ilk günde 1 ile 5 arası bir puan vermen gerekse ki gerekiyor. Kaç puan verirsin? Örgüde çok iyi olduğunu söylemişti. Hala iddialıyım. Ağladığı için 2 puan veriyorum. Bana. Peki. Ağladığı için 2 puan verdin. Evet. Yoksa 1 puan mı verecektin? Yoksa 1 verecektim aynen. Aa, çok teşekkürler. Kendini yerlere atsaydın azıcık şurada belki 3 puan gelirdi. Bileydim ben böyle şuralarda. Eğer ağlamak puan toplatıyorsa, o zaman geçen hafta benim modelim bana 5 vermesi lazımdı. Bence ağlamama vermeseydin, sadece işçiliğime verseydin ben de sana saygı duysaydım. İşçilik göremediğim için veremedim. Görmek istemediğin için görememişsindir. Yok, olan bir şey yok. Görseydim emin olmayayım. Tamam ya, biz böyle gider yani. Peki, Özlem böyle kendi gider. Kuaförüne ve makyajına 2 puan verdi haftanın ilk gününde. Sizler acaba kaç puan vermek istersiniz Dilan ve Deniz'e? Ekip arkadaşlarınıza lütfen aranızda konuşup ortaklaşa verdiğiniz puanı önünüzdeki kartlara yazın. İlk günleri bence. İlk günleri ama başarılı olmadılar. Aynen. Onlar da farkında zaten. Peki. Puanlarımızı aldığımıza göre Özlem lütfen seni bekleme odasına alalım. Modelimizden bugün 2 puan aldık. Ama ben tabii ki hak ettiğimizi düşünmüyorum. Çünkü tamamen onun isteği doğrultusunda hareket ettiğim zor bir modeldi. Anlaşamadık. Tam anlatamadı ya da ben tam anlayamadım. Bilmiyorum ama 2 puan hakkım değildi. Keşke ağladığım için o puanı verdiğini söylemişti ama keşke yaptığım saça göre verseydi. Bir verseydi de razıydım. Keşke saça verseydi. Özge Hanım çok özür bir hediye vermek istiyorum Güven arkadaşıma. Kabul edersin. Güven'e? Ne getirdin bana? Ne getirdin? Hediye. Geçen hafta lütfen. Para her mı getirdin? Bir hediye, her hafta bir hediyemiz Güven var. Güven yavaş bak. Ne hediye verdi Güven Ramazan sana? Göstereyim mi? Ay merak et. Lütfen. Çok komik kameraya ama. Kameraya gösterir misin? Çok komik ama. Gerçekten mi? Gerçekten komik. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. 3 maymun. Öncelikle... Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Dedim, öyle bilmiyorum. Böyle doğal ki böyle tamam mı? Kırsam mı, kırmasam mı? Öncelikle teşekkür ederim. Rica ederim, beğendiğine çok sevindim. Şimdi, yalnız şimdi görmedim, duymadım olayına gelince ben buna katılmıyorum. Anlatır mısın? Çok merak ettim ya. Böyle... Ne anlatmamı istiyorsun? Aheste aheste yorum. Yani eleştiri yap abi. Yap yani. Doğru bir şeyi yakala. Yani ben şeyi sevmiyorum. Böyle gruplaşmış oluyor insanlar. Böyle hani iyi geçineyim. Puana yansısın. Bunu yapmayalım. İhtiyacım hiç alakası yok. Ben öyle hissettim. Hiç alakası yok. Öyle mülayim bir yorum yaptın ki.
kişi kendinden bilirmiş. Demek ki sen o şekilde düşünüyorsun veya o şekildesin. Ben hiç katılmıyorum. Hayır, aslında yorum yapıyor Güven. Sadece... Aslında Güven yorum yapmıyor. Sadece biraz daha sakin yorum yaptığı için i̇şte acaba. Yumuşak yapıyor. Yumuşak yapıyor. Çünkü dezavantaj dördüncü masayız. Ben şunu söyleyeyim. Ben şahsım olarak da sakin bir insanım zaten. Anlatabildim ama mi? Ama bir yarışmadayız. Yarışmadayız tabii. Ben hata gördüğüm zaman eleştiriyorum. Sizce size karşı böyle bir hani yorumsuz mu kaldım veya olmamış bir şey olmuş mu dedim veya olan bir şey olmamış mı dedim. Şimdi merak ediyorum. Söyledim. Model gelince. Hayır, senin evrimlerin zaten, evrimlerin modeli gelince merak ediyorum. Senin ilk günden beri, geçen haftadan beri böyle benimle ilgili bir şeyim var, anlayamadım yani. Abi ben açık konuşuyorum, net olun, gördüğümü söylüyorum. Ama bu bir yarışma, siz de yapın, benim gibi yapın. Arkadaşım mizacı ben senin gibi bunu yaptı ya. Ben senin gibi senin gibi gözüm kapalı saç keseceğim diye diyor çağırmam kimseyi. Çünkü gözüm kapalı saç kesmem. Ben çağırmadım. Sonrasında da reklam yapmam. Çok ayıp ama. Ben şahsi fikrimi söylüyorum. Sadece burada çıkayım, kendimi göstereyim, oynayayım falan anlamında düşünüyorum. Hayır, tabii ki ben kendimi göstereceğim. Bence... Niçin çıktım? Buraya yarışmaya çıktım. Elimde olan yeteneğimi tüm dünyaya göstermek için yarışmaya çıktım. Yarışmaya çıktın ama daha çok sahneye çıktın. Sen zaten dünya birincisisin. Teşekkür kabul ettiğin sen için. Dünyanın daha çok en hızlı kuaförüsün. Ama. Sen harikasın. Yani... Sen muhteşemsin. Ve eğitmensin, bir ama... de abimizsin. Ya ben bu şekilde şey musun? İstemiyorum. Bakın. Ben o şekilde istemiyorum. Anlatabildim mi? Lütfen dürüst olalım. Lütfen herkes hakkıyla burada yargılansın. Biz saçta eleştiri zaten. Yapılsın. Şimdi sen burada benim nasıl bir haksızlığımı gördün, o anlayamadım. Şimdi merak ediyorum. İkinci modelde Özgür Hanım. Ne merak ediyorum? Ben de seni görmek çok merak ediyorum. Sen şimdi kışkırtıyorsun Ramazan. Neyse, yine de teşekkür ederim hediyen için. O zaman hemen ikinci takımın modeli Yasemin gelsin. Tokamı da tak, tacımı da, herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm ayna kapansın sensin. Ve Yasemin kendine baksın. Unuttum taşından. Çıkıntıyla. Karıya doğru attırsın. Belki arkasına bakmak istersin. Yok, bakmama gerek yok. Hiç gerçekten bakmama gerek yok. O zaman seni şöyle ön alabilir miyim? Neden bakmana gerek yok Yasemin? Benim aynaya bile bakmama gerek yok. Gerçekten ben haklı çıktım. Buraya gelirken de çok tereddütlerim vardı. Özellikle bayan kuaföre modeli olmak istememiştim. Gerçekten şu an sinirden ağlayabilirim. Yani hiç beğenmedim. Nedir tam olarak beğenmediğin? Yani benim istediğim saç bu muydu? Ben bu şekilde bir saç istedim. Nasıl istedin? Benim istediğim daha yani buram bir kere olmamış. Çok ben orada da söyledim. Buram çok kabarık oldu. Önümü bu şekilde istemedim. Bu dalgalarım bu şekilde olsun istemedim. Yani bu kıvırcığım bu şekilde olsun istemedim. Sen tamamıyla kendi kafanda tasarladığın şeyi yapmışsın bana. Nasıl olsun istemiştin? Daha... doğal. Yani daha nasıl diyeyim size, daha böyle aşağıdan bir toplu bir şekilde. Daha az kabarık, daha az aynen, dalgalı. Evet, kesinlikle daha az. Peki, dalgalı istedim. Aşağıdan topuz mu istedin? Topuz değil. Ha, yine böyle at kuyruğu istedim. Anladım. Ama bu bildiğiniz daha kıvırcık. Yani sen bildiğini okumuşsun. Gerçekten bildiğini okumuşsun. Yani burada benim söylediklerim hiç önemi yokmuş. Ben model olarak senden istediğim saçı söyledim. Bir nişan saçı istedim. Ama sen sadece kendi dediğini yapmışsın. Peki. Makyajını da yorumlarsan sonra onlara söz vereceğiz. Makyajımı da beğenmedim. Sebep? Yani bilmiyorum, ben gri tona yakıştırdığınız ton bu mu? Yani gümüş rengi giydiğiniz için, üst tarafınız gümüş olduğu ya için. Çok pembe olmuş. Yani ben ne dedim, grinin tonlarında gidin. Grinin tonlarında mümkün değil, gidemezdim. Burayı daha açık tutup burayı daha koyu tutabilirdiniz. O olmazdı Yasemin Hanım. Neden yani yüz... Zaten üzerindeki şey palet. Evet. Ve buraları gri tonlarda tutarsanız benim için daha güzel olur. Tona ton çalışmış olacaktım. O da hiç benim tarzım değil. Zaten sizin bu 2000... Önemli, 2000 sizin tarzınızın olması önemli değil. En az... Bu benim istediğim şey. En sizin az 2015, 2015'ten 2019'a kadar olan makyajlarda da tona ton çalışması bitti artık yani. Yok. Burada benim istediğim önemli.
Siz diyorsunuz ya 22 yıllık tecrüben var. Sizin bence hiç tecrübeniz yok. Doğrudur, o sizin düşünceniz. Yani ben onu ancak burada bir hafta, yani 5 gün boyunca çalışarak sizle yenebilirim. Ben şu emin değilim. Zaten siz bugün bana bu makyajı ve saçı yaparak nasıl yolda ilerleyeceğimi gösterdiniz. Ben bilmiyorum yani gerçekten bu bir haftayı sizinle nasıl geçireceğim çok merak ediyorum. Gözünüzde beğenmediğiniz yani... Hiçbir şey. Hiçbir gri, şey. Gri. Hiçbir şey beğenmedim. Hiç güzel değil makyajı. Hiç rujunuz, güzel değil. Allığınız hiç güzel şey mi? Değil yani. Hiçbir şey beğenmedim. Yani şimdi ben sizin kaş, kendim bile bu makyajı daha güzel yaparım. Kaşla göz arası mesafeniz çok kısa. Yani çok daha o gri'nin tonlarında çalışmış olsaydım sizi çok kapatacaktım. Yani mesafeden dolayı daha pudra çok rengi kapanmış olacaktınız. Ama, o efendim? Zaman... Pembe değil de daha pudra rengi yapsaydı. O pembe yapsaydı. Değil zaten. O pudranın bir ton daha yoğun. Ya ama baktığında pembe gibi görüyorum pembe ben bunu. Pembe değil o. Pudranın bir ton pembe yoğunluğu. Pembe gibi görüyorum ben bunu. Yani zaten burada kullandığım tonlar da belli. Ama dediğim gibi elbisenizin alt tarafına uyabilecek. Çünkü şimdi burası gümüş, soğuk bir renk. Alt tarafınız da pudranın en soğuk rengi. Yani en soluk rengi. Burada hafif o pudrayı bir ton daha pembeleştirerek aslında ben gözlerinizi patlatmaya çalıştım. Yok siz patlatmamışsınız. Yoksa... Daha çok benim gözlerimi mahvetmişsiniz yani. Şimdi yapılmadan önceki halinizi de biliyorum. Yapıldıktan sonraki. Evet mesela şunu bana deseniz Yasemin Hanım anlarım. Niye highlighter yapmadın? Evet deseniz, onu deneyeceğim. Evet, deseniz bunu anlarım. Highlighter bir kere yok. Aynen. Yani veya... allığımı çok doluk bırakmışsınız. Daha böyle pudra renklerinde çalışmışsınız. Yani, ya da neden kaşımı daha yoğunlaştırmadın deseniz onu da anlarım. Ama hani gözde bu tonları problem yapmanızı anlamadım. Zaten ben gri kesinlikle düşünmezdim. Griyi siz istediğiniz için uç kısımlarını griyle gölgelendirdi. Ama benim istediğim zaten grinin tonları bu ve değil. Ve gözlerinizin hacmi inanılmaz açıldı. Şu an çok daha canlı bakıyorsunuz. Çok güzel bakıyorsunuz. Size göre öyle belki evet. Ama bana göre öyle aynen, değil. Aynen bana yani göre kesinlikle... öyle. Ben teknik açıdan ne saçımı ne makyajımı beğenmedim. Teknik açıdan saç yetiştiremediğim gibi. Birkaç bir şey var ama ben onu sizin bulmanızı bekledim. Yetiştiremediğim birkaç bir şey var. Onu sizin bulmanızı bekledim ama diğer şeylerde tam yaptığıma inanıyorum. Peki sen ne diyorsun? Saçla ilgili ben şunu söylemek istiyorum. Genel görüntüye baktığımızda tamamen bir nişan saçı. Ve kesinlikle sizin isteğinizin hiç dışına çıkmadım. Çıkmadın mı? Bu ben, benim isteğim. Ama beni dinleyin siz konuştunuz. Hayır tamam konuştum. Ben bir şey soracağım. Bu benim isteğim mi? Bir anlatayım konuşayım. Şimdi en başta saçınız kısaydı değil mi? Kütlü saçınız. Doğru mu Yasemin Hanım? Saçınız kütlü değil mi? Dedim ki eğer dilerseniz hiç çıt çıt takmadan da herhangi bir ek saç yapmadan da yapabilirim. Siz dediniz ki hayır ben ek saç istiyorum. Arkadaşımdan Ramazan'dan istedim öncelikle. Çok uyumsuz evet, bir saç verdi. Evet neden çünkü ek saç istedim saçlarım dakika, kısa dinleyin, olduğu için. Çok uyumsuz bir saç verdi onu geri iade ettim kendisine. Sonra güven arkadaşımızda en uygun saçı bulduk. Size uygun saçı taktık doğru mu? Doğru. Dediniz ki önlerden saç istiyorum çıkardım mı? Böyle çıkardım. Böyle istedim ama ben. Anlatıyorum. Tamam. Ortadan dediniz ortadan yapamayız. Çünkü yapamazsın çünkü neden biliyorsun? Saçımı var. Buradan bu şekilde kabarttı. Ama beni dinlemiyorsunuz ki ama, ben anlatayım size. Bak bu şekilde kabarttıktan sonra saçımı zaten ortadan ayıramazsın. Ay. Eğer normal ters çıkışta olmayan bir saç olsaydı ayrılabilirdi. Ama sizin önünüzde ters çıkış var. Bunu bütün kuaför arkadaşlarım da görebilirler. Hayır ben sana orada ne dedim? Beni onaylayacaklar. Bir müsaade dinleyelim. Ortadan ayrılmazdı. Zaten bu en güzeli yüzümüze yakışan hafif yana doğru. Çünkü zaten yüzümüz küçük olduğu için daha tatlı oldu. Bu benim kendi görüşüm. Dediniz ki şurayı biraz kabarttım. Kabarık olmasın. Kesinlikle kabarık istemiyorum. Elinizle devamlı bastırdınız. Tamam dedim ona da eyvallah. Saçı taktıktan sonra oraya da birkaç tane tokayla orayı biraz daha indirdim. Yanlar dedim ki hani ben kendi istediğimi söylüyorum. Hafif kıvırarak maşayla böyle kulak hafif kapatılacak şekilde hayır dediniz. Onu da sizin istediğiniz gibi yaptım. Bence kesinlikle hiçbir bahane bulmayın. En güzel saç sizin saçınız oldu. Yani bir nişan konsepti. Kıyafetiniz olsun, makyajınız olsun, saçınızda ve hatta aksesuarda istemediniz. En sonunda sizi ikna edip o aksesuarı da oraya taktım. Bu sen kendince bu saçı güzel buluyorsun. Ben hiç beğenmedim. Peki, güven. Ben öncelikle şöyle söyleyeyim, emeğinize sağlık. Saç uyumu güzel. Yalnız keşke böyle yapmasaydın. Yani bu şekilde tepe kısmını hiç beğenmedim, onu söyleyeyim. Ramazan çok merak ediyordu, merakla dinliyor beni. Tepe kısmını nasıl yapabilirdim güven?
Keşke dalgalı bıraksaydın çünkü topladığın için... Tepek, şurayı mı diyorsun? Ya, orayı da dalgalı getirebilirdin. O saçın boyu biraz çok uzun kalmış. Bir dakika bir şey diyeceğim. Şurayı mı diyorsun sen? Evet, tepe kısmına burayı bak. Burayı dalgalı yapabilirdin. Evet, o saçı biraz daha dipten takıp kendi saçlarına maşa yapıp... ...biraz sonra çıktığı zaman benim modelimi göreceksin. O tarz bir şey yapabilirdin mesela. Daha güzel olur. Böyle sanki saçı toplamışsın, at kuyruğu yapmışsın havasında duruyor. Arkası işte maşalanmış. At kuyruğu ama... zaten... Çok uzun, yani boyu çok uzun saçın. O saçı içeriden tokalayarak biraz daha boyunu yukarı kaldırabilirdin. Ama şuralar çok sade kalmış. Önde yapmadım ki ben o saçı. Aynen, çok sade kalmış. Önde biraz zayıf kalmış. Güven gösterebilirsin. Ön zayıf mı kalmış? Bir dakika, önün neresi zayıf kalmış? Güven, pardon, önün neresi zayıf kalmış? Yani şöyle ki önleri biraz daha kalın bırakıp... ...yine aynı şekilde üstleri dalgalı yaptıktan sonra... Ama ince istedi, ince iki tane böyle lülük istedi ve ortadan istedi lüle şeklinde. Nasıl yapacağım onu ben? Diyorum ki ters çıkış var burada. Ve arkası dalgalı olduğu için öne de hafif hareket verdi. Şimdi dümdüz arkası dalgalı çok alakasız olacaktı. Mesela ben şeyi de mesela şahsım olarak söylüyorum. Böyle kıvırcık ben böyle şey gibi makarna gibi mi yapsaydın? Saç toplandığında şuradaki ensenin gözükmemesi lazım bu tarz saçlarda. Neden? Neden? Çünkü nişan başlarına çok tercih ettiğimiz bir şey değil. Ensenin neden gözükmemesi gerekiyor. Nişanda ense gözükmemesi gerekiyor diyeceğim. Öyle anladım, gerçekten öyle anladım. Çok tercih ettikleri bir şey değil. Yani çünkü at kuyruğu havası vermiş oluyor o zaman. Dağınık gözüküyor. Aynen, dağınık durması lazım. Ama zaten mesela at kuyruğu yaptım diyorum. Güven arkadaşım. At kuyruğu yaptım arkasını. Topuz yapmadım ki ben. At kuyruğu zaten o. Ya at kuyruğu konseptine uygun. Ona bir şey diyemem. Valla birebir nişan saçı. Birebir arkanızı tekrar dönelim. Ama çok uzun boyu yani. Peki Ramazan ben en son yapabilir miyim Özgür? Olur Deniz. Yani ben baktığım zaman tabii ki emek verdiler ama zaten ilk önce saç zaten kaynaktı. Ondaki maşa onların emeği değil. O ayrı bir şey. Ama ben böyle baktığım zaman modele sanki hani önde bir topuz var ya, bir hacim verilmiş ama sanki arkada da onun devamı varmış gibi duruyor. Güven arkadaşımızın dediği olaya şöyle katılıyorum. Eğer şuralarda birazcık dalgalar olsaydı ben geçiş görecektim saçta. Şu an bir geçiş yok. Sanki ön bir topuz. Arkada bambaşka birine ait bir saç gibi duruyor. O konuda sıkıntılı. Bir de şu öndeki ayrım var ya... ...onun şuradaki geçişi de daha düzgün olabilirdi. Hani orada ne kadar saçlı... daha düzgün olabilir? Pardon. Hayır, şuradaki geçiş. Şuradaki bir geçiş var ya. Şu yan tarafta bir geçiş var. Hani olmuş çizgi yapmışsınız. Olmuş, göstersene Deniz. Deniz gösterebilirsin. Şöyle göstereyim. Şurayı mı diyorsun? Hayır, ay, hayır, hayır. Şurayı mı diyorsun? Nereye diyorum biliyor evet, musun? Evet, nereye diyorsun? Şuradaki bak, şuradaki bölüm var ya. Evet. Şu çıkmış ya buradan. Tamam. Bu da buraya devam olabilirdi. Hani şuradaki çizgi daha keskin olabilirdi. Tamam, madem o hani oraya... o tarafta kalmış, o tamam. O mesela baktığın başka zaman işte... Başka geçişin nasıl bir sıkıntısı var? Bir de şu kısım var ya. Evet. Bak şurayı saçı görmediğimiz biraz zaman... Mi? Saçı görmediğimiz zaman yani önden görüyoruz ya ilk ama modeli. Ama arkadan göreceksin. Arkadan da bak, ekranda ayrı. Tamam, ama ekranda gösteriyor arkadan zaten. Da ayrı görüyoruz işte. Olay orada zaten. Şimdi ön kısım zaten dümdüz gelmiş. Hani şu kısım var ya şurada tepede ayrı bir kabarttığınız yer. Orada da Güven Bey'in dediği gibi dalgalar çünkü modelin buralarını zaten basık istiyor. Ama işte nasıl yapabileceğim buralar dalgalı sen olsaydı nasıl yapardın? Nasıl yapardım biliyor musun? En azından şuradaki kısa saçları vardı ya onları şuralarda dalgalı geçişler haline indirirdim. Hayır hayır kesinlikle ben öyle uygun görmüyorum. Bu değil yani burası olmamış. Yani baktığın çok zaman hanım önde... hanımcık bir nişan saçı. Beni kıyafet yerinden bozmadan ve saçını da bozma lütfen. Önde ben bu konuda hassasım önde çünkü. Önde değil ama öne sakın. Baktığım zaman ne yani bahçe yerin saçı arkaya baktığım zaman bambaşka. Evrim bir de bir şey diyebilir miyim? Bir de at kuyruğunda bu at kuyruğuyla dağınık ve maşalı saç arasında bir şey olmuş. At kuyruğu biraz daha böyle hani biraz daha yukarı kaldırman gerekiyor. At kuyruğu havasında. Dağınık, o zaman boyu daha kısa olacaktı. Şöyle söyleyeyim. Saç plastik bir saç, gerçek bir saç değil. Maşa tutmuyor. Tabii ama dalgası ne dalgası varsa saçı. Onu kullanmak zorundayım. Biliyorsun ki plastik saça maşa yapamıyorum. Evet yapamıyorum evet. Ramazan artık sıra sende. Evet şimdi arkadaşlar önce tebrik etmek istiyorum. Çok garip bir şey ama arkadaşımı. Geçen hafta da yarıştım. Birçok toka, firkete vesaire hep belliydi. Onlar yok. Onu da geçmeden söyleyeyim. İnce detay. Evet. Geçen hafta yarıştığım için diyorum. Toka firkete göremiyoruz. Seni tebrik ediyorum. İyi konsantre olmuşsun. Hanımefendi bence saçınız ufak tefek yani rutuşların dışında yarışma heyecanı olabilir. Bu bir nişan saçı. Kim ne derse desin arkadaşlar. Bu bir nişan saçı. Ama istediği at kuyruğu değil. Şimdi bakın. Ama bana dediniz ki modelin istediğini yapmadınız. Şimdi o basit. Bakın basit kaldı saç. Orada modelin dediğini yapmadık.
Burada modelin dediğini yapmadık ama o nişan saçı o hayır, değil. Hayır, modelin dediğini modelin birebir yaptım. Onu hayır. Hayır, model diyor ki benim istediğim saçla alakasız. Ki alakasız hayır. Çünkü kardeşi o de bana ne istediğini anlatmıştı. Denizciğim. Dağınık, önden volümlü gelen vak bir at kuyruğu istiyordu model. Değil mi? Vak mı? Evet, önden dağınık gelen vak bir ne at alaka kuyruğu. Ya? Şuradan bak, evet şu şekilde. Vak ne? Vak ne demek? Vak'ın açılımını önden, söyle bana. Önden şu şekilde vak gelen, şu şekilde gelen. İstemiyor bir saç. İşte onu söyledim, onu istemedi diyorum. Kayıtlarda var hani zaten. Bozuk, bak diye bir kelime bir ağzından çıkmadı. Bak. Yani şu videoda hiç istemiyorum arkadaşlar, mesela. Lütfen arkadaşlar ya. Bu saç nişan saçı mı değil mi? Biz nişan saçı değil demedik ki zaten. Şimdi, nişan bakın, saçı. Orası bir saniye, sizin modeliniz. Uzak. Ramazan Bey. Biz nişan saçı değil demedik ki zaten. Şimdi arkadaşımızın modeli uzak nişan saçına. Bu saç bir nişan ama saçı. Ama ben de müşterimin istediği modelimin istediğini yaptım. Şimdi sen acizine uğradın. Ama model bunu istemiyormuş. Bir dakika, Ramazan'ı dinleyelim. Şimdi bakın. Güzel konuşuyor çünkü. Çok ilerletmişsin. Firkete toka göremiyorum. Tebrik ediyorum bu yönden. Şimdi ben saçı tararken takip ettim. Çok volümlüydü. İnşallah indirir dedim. Söyledim, dinledim. İndirdim. Çünkü açı çok önemli, duruş. Şimdi arkadaşlar haklı. Ayrı durmuş biraz, tamam mı? Onu yapabilirdin. Ben iyiye iyi, kötüye kötü. Eksikleri de söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Dağıtabilirdi, doğru. O da olabilirdi. Böyle uygun görmüş mesela. Ama şu var. Tepkiniz çok yanlış bence. Bakın. Size göre. Ay Ramazan. Size göre ya. Hayır, bakın. Günümüzde zaten böyle teşekkür bir nişan ederim. Saçı yok. Şimdi böyle bir nişan saçı var. Bir de görümce saçı gibi bak şimdi. Onu da andırıyor. Bak şimdi iyi de öldür hakkını sen yeme. Sen de bir ben karar ver ya. Ya arkadaşlar eleştiri. Sen oluyorsun ama. Ya eleştiri yapıyorum. Şimdi ben bakın. Ama şimdi günümüzde böyle bir nişan saçı yok şimdi, zaten. Bakın. Salaş saçlar var. İşte böyle. Görümce saçı. Böyle kayıtları alınsın. Böyle. Bu görümce saçı. Bu nişan saçı. Nişan. Nişan saçı bu. Herkes farklı pencereden bakıyor şimdi. Bakın. Şimdi o eksikler buraya dağıtmaman, anlatabildim mi? Ayrı bırakman, tamam mı? Bunu bozuyor ama ben dikkat ettiğim şeyler, firketeler, tokaların gözükmemesi ve güzel taramasıdır. Zaten onlar nişantaşında bile yapamıyorlar de, böyle saçı. Bak. Gür bir saç var. Zaten alttan gizleyecek yani. Bunu da yapamıyorsa zaten. Aksesuar yapmasın ya. Ne güzel işte, sen de çok kullansaydın, güzel. Sen de ek saç kullansaydın öyle cılız. Ek saça gerek yoktu bize. Benim modelim de onu istedi işte. Bak sen modelin istediğini yapmamışsın. Işte, İkna edip takacaktı. Ne demek güzel. Ki neymiş model azizliğine uğrayamıyor. Arkadaşlar. Hayır, ben de çok uğradım model azizliğine canım. Peki Dilan, nasıl buldun makyajı? Bence çok yani renksiz yüz. Az önce tekniklerden bahsediyorduk ama bence sıfır yani. Geçiş neden? Yok. Geçiş ne olmalıydı? Yok. Geçiş yok. Bir kere yanaklar yok. Yüz şu an bildiğiniz beyaz zaten. Beyaz mı? Dudak yok. Kaybolmuş. Aynı zamanda modele katılıyorum. Bence yapılan şu göz farı var ya, gri mi kullandın? Gri. Gri değil mi? Bence kullandığın o pembe var ya şu ön tarafa, böyle pudra pembesi kullanmışsın ya, o gerçekten hiç olmamış. Hiç ne olmamış. Ne olacaktı? Pudra ve pembesi içine, gri, içine beyaz mı sürdün? Kıyafete ne olacaktı? İçine beyaz mı hayır sürdün? Hayır. Beyaz sürdün. Göz altına. Göz mı? Altına. Evet. İçine. Evet. İçine. Beyaz sürdüm. Olmamış bence. Onu beyaz sürmek zorundaydım. Olmamış. Zaten. Kaşlar biraz daha belirgin olabilirdi. Olmama nedeni biraz tam daha olarak ne? Efendim? Olmamış olma nedeni tam olarak geçişler nedir? Olmamış. Mesela kaşlar biraz daha belirgin olabilirdi. Kalem. Yanaklar biraz daha belirgin olabilirdi. Bu dudak kadar zaten küçük çok bir, bu kadar küçük bir suratta nasıl yanakları daha belirgin yapacak? Ama far geçişleri de kötü. Bak şu an bakıyorum far, mesela. Far geçişlerinin neresi kötü? Bak bakıyorum şu an mesela. Ben bak ben kötü. Şu an yani gri değil de daha kötü, çok siyah bak, duruyor. Kötü ben, hayır, bak. Bak görüyor gri musun şu tarafı? Gri. Şu tarafı ben mesela görüyor musun? Şu an benim burada eksiklerimi bak şu bak, taraf daha koyu duruyor. Eksiklerimi mesela fark ediyorum ama hep olmayan yerden konuşuyorsunuz. Hiç bak dikkatli bakarsan şu taraf daha koyu duruyor. Bak şu taraf daha koyu duruyor. Şu taraf var ya. Ya buradan sağ taraf diyeyim. Senin daha eyelinerın gibi mi? Mankenin sol tarafı. Senin daha eyelinerın gibi. Biri ince, biri uzun, kalın. En azından siz daha iyi onun ya. Ben yok olabilirdim o zaman. Öyle görüyorsun değildi galiba. Eyelinerını da öyle yaptın ya. Burayı da öyle görüyorsun galiba. Çünkü ben özellikle kontrol ettim. Öyle bir şey yok. Farlar aynı. Siz ama modelin de aynı fikirde. Ben yaptığım işi şu an konuşuyorum. Bu saçın neresini savunuyorlar anlamıyorum. Makyaj da. Saadet sen ne diyorsun? Ben de arkadaşa katılıyorum. Farını dağıtamamış teknikten dolayı. Onu her zaman altına basa basa söyleyeceğim. Ama o kelimeyi söylemeyeceğim artık. Fırçayla çalışsa daha güzel dağıtırdı diye düşünüyorum ben arkadaşıma. Ama hala aynı bildiği noktaya devam etsin. Bence hiçbir şekilde far ikisi dengeli değil. Kesinlikle katılıyorum. Elimle yaptığım için yaş, mi? Makyajı yaşlı göstermişim. Elimle yaptığım için mi?
elimle yaptı. Yani fırçayla yapsam tamam. O konuya girmeyeceğim artık seninle. Evet, o konuya artık girmeyelim. Aynen, girmeyeceğim. Sadece şu anda yaşlı göstermiş modelime yaptığım makyaj. Çok yaşlı gösteriyor. Hepsi sönük. Hiç kabul etmiyorum kesinlikle. Yaşlı gösterdiğini düşünüyor musun? Hayır, çünkü 37 yaşlı bir yaşlı değil. Tabii ki de düşünmüyorum ama şu an bu makyajla gerçekten arkadaşa bu makyajla katılıyor. Makyajın seni yaşlı gösterdiğini düşünüyor musun? Evet, düşünüyorum. 37 yaşındaki bir insanı şu an 50 yaşında gibi falan mı gösterdim? Onu yok, mu demek ben istiyorsunuz? Şu anda 45 gibi falan görüyorum. 45 katılıyorum ben de. Yani yaşta gösterdim. Modelimize hakaret verdi. Zaten yaşından küçük bizim duruyor hanımefendi. Bizim amacımız onu genç göstermek. Hayır, hayır, ama biz şey tam diyeceğim. Tersini yapmışız ya şu anda. Ya böyle bir şey diyemezsin sadece çünkü bu hanımefendi minyon bir kadın. Ramazan Bey saçı beğenince teşekkür ediyorsun da ben kötü deyince neye ama teşekkür etmiyorsunuz? Ama gerçekten model zaten ya, ama, çok minyon bir model. Ya gösteremez. Tamam, tamam. Peki Emel sen de yani kısaca bir yorumunu yap ve puanlamaya geçelim. Tamam. Makyajda ben renklerin tonlarını doğru bulmadım. Çünkü gümüş rengi bir şey var, parlak. Orada da bu ton biraz dediği gibi enerjisini aşağıya çekti. Renk olarak renk seçimi yanlış. Gözlerdeki renk seçimi doğru. Sen de biliyorsun, gördüklerini ben de görüyorum teknik olarak Çiğdem'cim. Yüzünü hacimli bir saç olduğu için yüzünü biraz daha geniş göstermek için açık ton fondöten kullanabilirdik. Ondan sonra göz altlarının evet, aydınlığı yeterli değil. Evet. Kirpik yok galiba. Var mı? Kirpik varsa bravo. Natürel bir kirpik. Tebrik teknik ediyorum. Teknik kirpik taktım. Teknik olarak da için kontrolleme çalışması yok yani. Çok evet, yoğun yani değil. Yüzü küçük olduğu için çok boğulmak istemedim. Bir de şöyle bir şey var. Aslında vaktim yetmedi. Ruj yani çok yanlış. Renk olarak da bu kadar parlaklıkta mat olmamalıydı. Bir de göz içi bana çok aydınlık geldi. Yani şey, siyah kalem çekip de gözüne bir ışıltı verebilirdin. Hani biraz daha şey olurdu. Ben biraz daha gözü bana bir çok göz şey makyajı geldi yapacaktım. Böyle, üst paletlerinden dolayı. Soğuk daha geldi yani evet, gözü. Evet, ışıltılı bir makyaj yapmak istiyordum evet, aslında. Natural olmuş. Nişan makyajlarında da ben seviyorum o göz üstünde o çok evet, ince evet, ışıltıları. Bu elbiseyle de çok uygun evet, olurdu. Ama vaktim yetmediği için olabilir oldu. Ona bir şey diyemem. Artık bir dahaki sefer ediyoruz. En azından görebiliyorsun yani. Evet budur diyebiliyorsun, kabul ben ediyorsun. Ben zaten en başta ilk yorumlarda söyledim. Benim de fark yani ettiğim eksiklerim var ama acaba bakalım bunları kim bulabilecek diye söylemek istemedim. Bekledim. Yoksa ben tabii ki kendimi her zaman öz eleştiri yapan kesinlikle bir insanım. Ben de kabul ediyorum bunu zaten. Yorumlarımız bittiğine göre puanlamaya geçebiliriz. Peki Yasemin, haftanın ilk günündeyiz. Kendi kuaförüne ve makyözüne 1 ile 5 arası bir puan vermen gerek. Kaç puan vermek istersin? Şöyle söyleyeyim Özge Hanım. Ben gerçekten oradan mutlu çıkmak isterdim. Gerçekten hayalim olan saçı yapmasını ve hayalim olan makyajım olmasını isterdim. Ben hiçbir şekilde ne makyajımı ne saçımı beğendim. O yüzden bugünkü puanım kuaförlerime 2. 2. Evet. Peki Yasemin de kendi kuaförüne ve makyözüne 2 puan verirken sizler acaba Çiğdem ve Evrim'e kaç puan vermek istersiniz? Lütfen kartlara yazın. Saçı fena değil. Saçı tabii eksikler var. Saçı ben de beğendim. Evet. Eksikler var. Şey var. Evet, puan hak ediyor bence de. Evet. Doğru mu? Düzgün davranmak lazım. İyi ise iyi. Yani. Kim yazsam? Hı? Evet, puanlarımızı aldığımıza göre Yasemin, seni de lütfen bekleme odasına alalım. Kardeşinin yanına. Ben bugüne çok iyi başladığımıza inanıyorum. Modelimiz istediği kadar saçımda makyajımda olmadı desin. Önemli olan benim için bizim kendi yaptığımız iş. Bugün modelden 2 aldık ama ben kesinlikle hak ettiğimizi düşünmüyorum. Çünkü ben gerçekten çok iyi bir saç yaptığımı biliyorum. Yapmasaydım da zaten kabul edecek kapasitede bir insanım. Kesinlikle bizim hakkımız 5'ti. Hiç bekletmeden 3. takımın modeli gelsin. Nevin Hanım geliyor. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak. Tacımı da herkes dönüp bana baksın. Güzelleştir daha daha. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin. Ayna kapansın ve Nevin Hanım kendine baksın.
Keşke sen de beni bu şekilde görseydin ama artık bundan sonra rüyanda görürsün herhalde. Barıştıracağım ben sizi inşallah. Artık beni kaybettin sonsuza karar. Ay yüz çok beyaz olmuş. Belki saçınızın arkasına bakmak istersiniz. Ama o aydınlık bir yüz istedi. Sırtınızı aynaya dönerseniz çok rahat görebilirsiniz. Sırtınızı aynaya dönün isterseniz. Ha şöyle mi? Evet. Evet çok güzel olmuş. Şöyle öne alabilir miyim sizi? Kemal makyajı nasıl olmuş? Güzel oldu bu değil mi? Güzel makyajı. Nasıl buldunuz kendinizi? Ben çok beğendim. Çok beğendiniz. Evet. Tam istediğiniz gibi mi her şey? Evet, saçınız, makyajınız. Tam istediğim gibi zaten anlatmıştım ben kendilerine. Aynısını yapmışlar. Çok ümitsizdiniz bir ara bayağı. Peki siz ağladınız. Evet, evet ağladım. Tam olarak ne sebeple? Ya nişanlanacak, nişanlıydım. Biz çünkü bir ara acaba mı dedik yani Güven ya, ne yaptın sen dedik nişanlıydım, ama. Nişanlıydım, tam evlenecektim, olmadı. Aldatıldığımı öğrendim. O yüzden çok üzüldüm. Çok. Ne kadar süre önce oldu bu? 2 yıl önce. Olmuş bayağı aslında. Evet ama hala tabii acısı çok taze içimde. Tatsız bir hikaye ama bu günkü saç modelimiz sizi oralara götürdü belki. Evet, onu hatırladım bir anda, duygulandım. Gözümün önüne geldi yaşadıklarım. Yani tam evlenecektik ama olmadı. Umarım bundan sonraki hayatınızda tam da istediğiniz aşkı bulursunuz ve belki İnşallah. Bu saçı ve bu makyajı yaparak nişanınızı yaparsınız. Neden olmasın? Belki de olabilir. Her gerçekten şey olabilir. Kendimi rüyada gibi hissediyorum. Hiçbir çok kapıyı kapatmamak lazım lütfen. Evet. Çok sevindim kendinizi bu şekilde beğenmenize. Ne diyorsunuz yaptığınız bir şey saç ve makyajı? Samimiyetimle söylüyorum, muhteşem görünüyor. Ya ama olabilecek en güzel saç ve makyaj bence. Ama öyle değilmiş gibiydi değil mi? Çok tedirgindi ve emin değildi. Evet, ben de saçını yaparken ağlamaya başlayınca ben de korktum. Acaba ben bir şey mi yaptım falan diye ama sonra anlattı. Çok evet. Üzüldüm. Evet. İnşallah bu hafta içerisindeki yaptığımız saçlarla Daha başka kısmetlerle inşallah. Olur mu acaba? Bence olacak. Göreceğiz. Ben öyle düşünüyorum. Onlar sonra, ve şimdi bakacağız. İnanın bana kuğu gibisiniz. Zaten çok güler yüzü, çok beğeniyorum. Ben aynı benim gibi. Teşekkür ederim. Ama ben tabii eleştirilere açık biriyimdir. Tabii eleştiri. Beğenmeyenler olabilir. O yüzden şimdi yorumlarımızı alacağız. Deniz ne diyorsun saça? Ve lütfen Dilan sen de hemen akabinde makyaj yorumunu yapar Emeğine mısın? Böyle sağlık. Gidelim. Masa masa gidelim. Genel olarak güzel ama ben ilk başta da dediğimin aynısının arkasındayım. Gelin saçı gibi olmuş. Hani gelinlik giyse tamam. Nişan saçı için biraz daha abartı olmuş. Hani daha güzel. Bir tık daha aşağıda olabilirdi. Mesela bu da çok havada. Çok gür durmuş. Görsel olarak güzel mi? Evet güzel. Ama bunu bir düğününde yapsaydı. Yani düğün günü olsaydı ya da nikahına giderken gelinliğini giydiği zaman yapsaydı evet çok güzel. Sizin de saç ayrımında burada yine aynı hata var. Nasıl, hangi geçiş hata? Olarak. Hangi hata? Yine burada. Orası çirkin bir görüntü oluşuyor neresi orada anlayamadım. Nedense. Tacın benim olduğum taraftan. Tekrar bir döner misiniz? Solumda kalıyor. Bir daha görelim. Gördünüz mü? Neresi, saç tekrar ayrımından mı bahsediyorsunuz? Evet, o ayrım hoş durmuyor. Çok hoş duruyor. Beyazdır görünüyor. Yani onu makyözünüze söyleyip yani halledebilirdiniz. Onu kapatabiliyoruz bizler. Makyaj saça karışmıyor ama. Hayır kapat, yani siz belki yapabilirdiniz. Bizler yapabiliyoruz onu. Siz de yapabilirdiniz. Ben yapardım. Mesela ben olsaydım orayı güzelce saç tonuna uygun bir şeyle madem öyle kapatırdım. Ben orada hata görmediğim hani, için. Hayır görsel olarak güzel olsun. Arkadaşım zaten kapatmış. Ha, hayır farkındaymış. Sonuç itibariyle sizce nasıl saç ve makyaj? Bence çok güzel görünüyor. Nişan saçı olarak değil yani, ama olarak. Düğün saçı olarak evet güzel olmuş. Düğün saçı mı olmuş diyorsun Deniz? Evet bence düğün saçı. Peki. Dilan nasıl buldun makyajı? Makyaj günlük bir makyaj bence. Zaten günlük tek renk far kullanılmış. Gölgelendirme ben yok. Ben öyle istemiştim. Pardon? Ben öyle istedim. Sadece pembe istemedi. Ya öyle işte hani tek renk kullanılmış. Gözler lens mi sizin? Yok değil. Kendi gözünüz. Evet. Neden beğenmediniz makyajım? Ay. Ben çok beğendim. Bak makyaj kötü değil. Sadece hani nişana uygun bir makyaj değil. Yani günlük duruyor. Hani göz renginiz çok güzel ama ortaya çıkmamış gözler. Yani çıkaramamış. Ama ben doğal bir makyaj bir de şöyle bir şey var. Olsa. Kibrikler tam yapışmadı mı? Ya da eyeliner sürerken diplerde yapışmasaydı boşluk düşerdi zaten. Boşluk mu bırakıldı? Hayır. Yok, hayır. Ekrandan bakınca ekrandan gelip, bakınca orada Dilan, bir boşluk bakmak gözüküyor. Bakmak istersen yakından bakabilirsin. Yok bir boşluk. Orada bir boşluk gözüküyor. Eyeliner'ın üstüne kirpik takıyorum ben. O yüzden istesen de boşluk göremezsin yani. Evet, kibrik yapışmamış. O yüzden o boşluklar düşmüş şu an o kısımlara. Kirpikler yapışmadı mı? Hemen. Yapışmamış, bakabilirsiniz. Yapışmasa durur mu kirpikler? Kirpik düştü yapışmasa durmaz ama bilmiyorum. Ben bir uç kısımlarına bakabilir misin? Bir şey. Uç kısımlarına bakabilir misin? İşte ne, orada. Nevin, bir gözlerini kapatabilir misin sana zahmet? Şöyle bir kamera görsün. Gözlerini kirpik kapatırsan. Kirpik yani. Nevin. Kapattım. Ha öyle mi? Şuradaki boşluğu ben görebiliyorum. Gelip baktım. Oradaki boşluğu görebiliyorum.
Nevin Hanım muhteşem görünüyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Birkaç tane eğer ki far kullanıldığı zaman bu nişan makyajı diye bir kıstas varsa o zaman birkaç tane far kullanmadığım için üzgünüm. Onun dışında rimel, kirpik her şey yerinde. Renkler de doğru kullanıldı. Yani bu nişan makyajı değil de günlük biz böyle mi çıkıyoruz dışarıya? Hani kirpik mi takıyoruz? Ya da yani işte bu üç renk var. Takan var. Ha, gözleri ortaya çıkarmadı hatta diyorsun. İpek ipek eğer çok renk gündemde. Bilgin varsa bak bir makyözün en önemli şeyi renk bilgisidir. Kaldı ki ben yağlı boya tablo yapan biriyim. Renkler konusunda gayet de uzmanım onu söyleyeyim sana. Bilmiyorsan da öğren. Yeşilin kontrastı kırmızıdır. Pembe de kırmızının bir ton olduğu için yeşil ya da ela gözleri kırmızılı tonlarla, pembeli tonlarla ortaya çıkartırsın bu. Füme de güzel durabilirdi bence. Füme de güzel durabilirdi. Ne diyorsunuz? Saç için, saç önce için, sonra makyaj için lütfen. Evet. Önü bence biraz daha volümlü yapabilirdin Güven. Çok basık kalmış. Tamam mı? Hiç gülme. Şu kısmı da böyle krepiye atmışsın. Ve öylece kalmış. Tiftik tiftik bir görüntü. Daha temiz bir tarama olabilirdi bence. Arkada da bir uyumsuzluk var. Burası çok dolgun. Aşağıya doğru zayıflıyor saç. O dolgunluğu devam ettirebilirdin. Olmamış. Bir arkanızı dönebilir misiniz? Bakın. Bir şey söyleyeyim mi? Bu saç tepe Evrem. Daha bak burası Evrem. Daha kabarık. Evrem bu saç. Aynı kabarıklığı böyle getirebilirdin. Pardon Evrem. Bir de şu üst Evrem, kısmı bir şey var söyleyebilir ya. Miyim? Bak bu saç. Evet. Bu saç. Evet. Olması gerektiği gibi oldu bence. Saçlı yani şey buna... var mı? Çiçit falan var mı? Kendi saçı mı? Tabii ki ek saç var canım. Ek saç var hatta mı? Hatta kaynaklar da var saçında. Kendisi kaynakları anladım. Da var. Yani bu bence olması gerektiği gibi örgüsünde elbette, yine aynı sana şekilde. Göre tabii ki de öyle olması bence gerektiği gibi ama ben yani. De yani şeyi görüyorum. Kendi görmek istediğimi görüyorum. Şurada bir kabarıklık olabilirdi şu kısımda. Daha böyle hacimli ve daha öyle bir şey yapamazsın bir çünkü orada örgü var Evrim. Tepede örgümüz var bak. İyi bak modeli. Ha örgü yapmışsın öyle. Tabii. Tamam. Çiğdem. Emel, makyaja baktığım zaman hanımefendinin gözleri renkli sanırım. Lens mi kendi gözü? Yeşil gözüm. Evet. Şu kendi gözü. Evet. Yani yeşil. Hı-hı. Buradan böyle mavi gibi de duruyor. Yok yeşil. Yani pembeler açmış ama yanaklar dolgun olduğu için dudak küçücük kalmış ve içeride kalmış. O da bu taraflar çok beyaz ve kalıp gibi bir fondöten olduğu için... Dudaklar böyle çok küçücük içeride kalmış. Göz kapakları zaten düşük olduğu için eyeliner falan çok belli olmuyor. Direkt pembe olan yerler belli oluyor. Göz rengine uyabilecek renk de budur zaten. Tona ton çalışmayacaksan budur. Onda güzel şey yapmışsın ama sanki yani bak şuraları çok terlemiş. Bıyık kısmı çok terlemiş. Ama o şahsi bir şey değil midir? Evet ama hani o fondöteni... Bir kat daha de çok terler. İnce tabaka sürdüğümüz zaman o terleme daha az yansıyor. Kalın tabaka, fondöten kalın tabaka sürüldüğü zaman direkt kusma yapıyor. Daha çok belirginleşiyor. Yoksa tabii bir ki... Bir de transparan terlemek tabii kişiye özgü. Genel ben, olarak beğendiğiniz gibi gördüm. Beğendim. Kaşlar çok keskin olmuş. Kaşları hani biraz daha yumuşatabilirdin. Keskin geldi bana kaşların boyaması. Onun haricinde iyi. Ramazan, Saadet ne dersiniz? Bugün Emel modeline hemen süreyim de gitsin diye bir makyaj yapmış arkadaş bugün. Almış herhalde ruju eline, kaşına gözlerine sürmüş, yanaklarına sürmüş. 80'lerin makyajı gibi olmamış marka. Hani süreyim de gitsin ya, bitsin gibi bir izlenim bıraktırdı bana. Bugünkü makyajını hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim teşekkür çünkü ederim. Hiçbir şey yok. Yani dediğim gibi ruju almışsın... Göze sürmüşün, yanağa sürmüşün, dudağa sürmüşün, hadi git demişin yani. Valla buradan şimdi çıkınca adımlara nişan dikkat et Saadet'in. Böyle değil. Yani ama sen dinlemiyorsun. Ama dinlemiyorsun. Yorumları dinle. Yani. Yorumları dinle ben de seni dinleyeceğim. Peki. Bu nişan makyajı mı? Sen salonunda bunu mu yapıyorsun? Bir kere önce düz yolda yürürken dikkat et. Bu yaptığın yorumla tökezlenip düşebilirsin yani. Çünkü şu anda hakkımı yiyorsun o bir. İkincisi salonumda ben çok fazla çeşitli makyaj yapıyorum. Kişilere göre... Herkese göre değişiyor. O da iki. Onun dışında sen burada ne göremedin? 80'ler makyajında neyi buldun? Ben oraya yeşil bir far kullanmadım. Hadi bayanın isteği üzerine pembe renk kullandım. Bunu da bariz biliyorsun yani. Şimdi Nevin Hanım deseydi ki bana pembe istedim. Sen de gri sürdün. Ne olacaktı burada? Siz modele göre sonra mi hareket ediyorsunuz? Modele göre değil ki. Model nişan, sadece sonuçta model. Sonuçta nişan konsepti. Tabii ki modelimizi dinleyeceğiz yok, bazı konuda. Yani bu nişan makyajı değil ya. Kim ne derse desin. Bir saniye desin. Bitirmek istiyorum. Yok, bu nişan makyajı değil.
Nişan makyajı değil. Ya sen bu mesleği bırak canım ya da konuşma bence. Bu nişan tamam. makyajı değil ya. Şimdi ben zaten gerçekten değil. Ve kendimi savunmak zorundayım burada. Söylediklerini şeyler çünkü normal şeyler değil. O yüzden de söylüyorum. Kirpik var. Senin takamadığın kirpik. Benim modelim istemedi. Bak. Nişan makyajı. Takamadığın deme. Modelini mi dinliyorsun? Daha önce taktım gördüm. Ben de modeli istemedi daha diyorum. Önce o zaman ne değişiyor? Gördüm. Ben de model istemedi hiç takmasaydım aklını da taktığın kirpikleri gördüm burada. Ay, konuşma taktığın bence. Taktığın kirpik diyorsun da model takamadım istemedi diye diyorsun. Konuşamazsın ama. E tamam model istedi istemedi. Sen buna normal hani çok kötü bir makyaj diyorsan sana göre kötü olsun. Ben kötü nişan makyajı değil diyorum. Ruju almışsın eline oraya buraya sürmüşsün. Ekstra daha yeni bir şey söylemeyecekseniz artık son Ramazan'dan saçla ilgili yorum alıp puanlamaya geçeceğim. Emine çünkü aynı şeyler dönmeye başladı. Buyur Ramazan. Arkadaşım. Bu da güzel açıları vesaire güzel. Sadece benim şeyim şimdi gelin saçını andırdı doğru. Şimdi yüzü büyük modelimizin. Yüzü büyük. Şimdi tepeyi kabarttım madem. Doğru mu arkadaşlar kuaför meslektaşlarım? Burayı biraz küçültseydin yüz küçülmez nereye miydi? Nereye? Hayır bak tepeyi kabarttın tamam da bak şuralar daha şiş duruyor. Yani yüz daha büyük. Daha nasıl kabartıp indirebilirim onları anlayamadım. Hayır şuralara biraz daha inerdin. Şuralara nasıl diyorum indirebilirim Ramazan? Bak şu anda git bak saça en dipte. Yani dalga hayır, en dipte. Hayır şu bölüm bak şu bölüm. Şuradaki aralar var ya biraz yüzü, zayıflatabilir yüzü miydi? Yüzü yuvarlak diyorsun. Burayı bastığımız zaman yüzün ön plana çıkacak. Abi şu anda zaten şey gibi duruyor. Ama buradaki basıklık oldu dediğiniz zaman doğru söylüyor. Çünkü yüz yuvarlak daha çok ortaya yüz çıkacak o zaman. Hani çektiğin zaman hafif de olsa çektiğin zaman tas gibi çıkar yüz ortaya. O hiç güzel. Bence yanlara bıraktığı volüm güzel. Evet. Onda bir sıkıntı evet, yok. Evet, hayır evet, bana evet daha büyük gibi geldi. O hayır, yüzden. Hayır, hani yok hayır hayır. Zaten yanlara perçem bırakmak her zaman modelin yüzünü daha küçültür. Saç gerçekten güzel olur ama. Hayır hayır ben mesela söylüyorum. Mesela benim modelimin yüzü de küçüktü ben mesela geriye doğru aldım. Ama bu bayana onu yapamazsın dediği doğru. Yüzü tombiş daha çok tombiş diye ortaya çıkacaktı. Evet. Ben onu şeker gibi yaptım. Ben fikrimi söyledim arkadaşlar sadece. Onun dışında dalgalarım vesaire. Beğendin mi? Oldu mu? Beğendin mi? Hoşuna gittin mi? Beğendin mi yani? Şimdi beğendim dediğim şu. Tabii ki güzel çalışma güzel. Ama şimdi nişan saçı konseptinin dışında. Abi sen makyajdan saçta tutturuyorsun. Bak öbür sefer de aynı şeyi yaptın. Ne yapıyorum? 80'lerin saçı dedik. Geldin dedin ki bir attın ortaya 60'lar dedi. Herkes 60'lar dedi. Evren de öyle söyledi. Bak sen bunu bana hep yapıyorsun Ramazan yapma. Adil ol lütfen. Arkadaşlar bakın. Nişan başında kullanılmayacak saçma Allah aşkına ya lütfen. Şimdi ya gelin saçını daha çok andırdım dedi. Bakın andırmıyorum arkadaşlar gelin saçını. Gelin saçını da kullanabilir. Nişan saçını da kullanabilir. Her türlü kullanabilir. Benim her türlü. Gelin saçına göre iyi ama nişan saçına havalı. Bana yani kabarık olmaz mı nişan saçına bu? Bence kabarık. Bence fikir veriyorum ya. Peki tamam bu sizin fikriniz. Tamam, başka tamam, var mı söylemek tamam istediğiniz? Gözünün üstünde kaş var. Anladım seni. Oh. Senin ya genel olarak anladım ben. Sen mi çözemezsin daha? Buyurun. Var mı başka bir şey? Tamam Özge Hanım. Puanlamaya geçelim mi? Evet. O zaman Nevin Hanım. İlk gündeyiz. Haftanın ilk günü. Evet. Kendi kuaförünüze ve makyajınıza 1 ile 5 arası kaç puan vermek istersiniz? Benim puanım... Beş. Bravo. Gerçekten. Evet. Nevin, gitmeyin lütfen. Teşekkür birazcık ederim daha bana eşlik edin rica ediyorum. Nevin Hanım kendi kuaförüne ve makyajına 1 ile 5 arası kaç puan verirsiniz dedim ve 5 tam puan vererek haftanın ilk gününde kuaförüm sensin diyor. Evet. Evet. Harika. Teşekkür ediyoruz size. Teşekkür ederim. Peki sizler acaba kaç puan vermek istersiniz Güven ve Emel'e? Lütfen önünüzdeki kartlara yazın. Saça bir ver, makyajı da bir ver. Tamam, toplam 2 puan veriyorum. 2 karar ver. O zaman komset uygun değilse, doğru değil mi? Aynen öyle. Zaten makyaj da güzel olsa 2 verirdim zaten. Ramazan ne yaparsak yapalım beğenmeyecek. Evet, kesinlikle. Yani biz ne yaparsak yapalım. Evet. Çünkü rakip ağzımızda görüyor. Ağzımızda kuş da tutsa. Çünkü buradaki rakibi biziz o yüzden. Aynen öyle. Yıkacağım ama. Şu makyajda hiçbir şey yok diyebildi yani. Saçı o şekilde toplayamazdı. Evet, değil mümkün musun değil ve çok kusursuz. Çok güzel oldu. Çok kusursuz aslında. Evet, puanlarımızı aldığımıza göre Nevin Hanım sizi de lütfen bekleme odasına alalım mı? Peki. Bu sefer hakkımızı yedirmeyeceğiz. Yine bu haftanın birincisi bence sonuna kadar biziz diyorum. Biziz. Bugün sonuna yaklaşıyoruz. Son modelimiz gelsin lütfen. Ayça Hanım geliyor.
makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin. Ayna kapansın ve Ayça kendine baksın. Bence ayna açılsın hemen. Sakin olun hemen, bir bakın birazcık. Bir bakın arkasına. Bakın yani bakın. Azıcık şey bakın şöyle an. Sırtınızı büyük aynaya dönüp şöyle bir arkasına bakın. Belki seversiniz, bir hemen acele etmeyin. Sonra yorumları kendinize saklayın şu an. Buyurun şöyle öne alayım sizi. Peki ne düşündünüz? Hiçbir şey düşünemedim. Makyaj berbat zaten. Neden? Nesini beğenmedin? Çünkü makyaj yok yüzümde. Tamam. Benim nişanım ya bu, hani makyaj olması. Çok hafif makyaj kendim istedim tabii, onun durum yok. Ama hiç yapmamış. Daha yoğun bir makyaj. Daha yoğun. Hani en azından dudağım falan. Daha bir renk. Evet. Koyu bir renk mi? Saçımı zaten hiç konuşmuyorum. Neden? Saçım zaten hiç olmamış. İstediğim saçla hiç ilgisi yok. At kuyruğu gibi istiyordunuz arkaya. Aşağı doğru istemiştim. Hani böyle örgü bilmiyorum dedi. Hani tamam. Örgü örmesin o zaman. Aşağı doğru böyle öre öre inerse at kuyruğu gibi daha düzgün olur dedim. Peki. Ama maşallah topuz olmuş saçımın arkası sanırım, değil mi? Topuz. At kuyruğu diyemeyiz pek aslına bakarsanız. Yani at kuyruğu galiba. Dağınık bir topuz. Yok. Dağınık bir topuz. Ama işte ben dağınık bir topuz istemedim. Bak demin dedim ki orada, hani müşteriler dedim, hani bazen kuaför der ister ama kuaför gene bildiğini yapar. Siz öyle yapmışsınız. Şimdi ilk başta biz kontağı kuramadık. Aslında toplu başta öyleydi. Buradan örgüydü. Sonra değiştirdik. Biraz örgüyü kontak problemi yaşandı. Evet. Ama hani dünyaca tanındınız. Şimdi evet, örgüyle bilmemeniz lazım. Şimdi dünya beni tanıyor. Onu bırakalım. Şimdi yarışmaya bakalım. Saça bakalım. Güven lütfen. Bakılacak bir saç çok yanlış şu an. Şimdi bakın. Nasıl saçımız şu anda bir kaynak. Orijinal bir saçımız değil. Kaynakla ilgisi yok ki bu saçın. Ne alaka kaynak? Şimdi bakın. Normal doğal saçla kaynaklı bir saçın verdiğiniz volüm veya krepe, anlatabilir miyim? Havası başka olur. Volümü. Yalnız krepe yapmadınız. Nereye yapacağım? Şimdi bakın tozur saç. Yani tozur saç. Şimdi avantajı. Ne saç? Şimdi tozur. Anlatabildim mi? Tiftir yani. Krepeli saç. Tiftir. Peki. Tiftir. Gerçek saç gibi dipten volüm veremeyiz krepe atmadığımız için. Niye veremeyiz abi? Nasıl vereceksin abi? Niye veremeyiz ya? Ya ben veremiyorum. Şey sen verebiliyorsan eğitimini dünyanın ver o zaman. Dünyanın en şimdi hızlı kuaförü. Dünyanın en hızlı gözü kapalı saç kesen kuaförü. Saç kesen. Topuz kaynaklı değil. Kaynaklı saça volüm veremiyor. Şimdi arkadaşlar ben salaş bir topuz, salaş bir tarama yaptım. Nişan saçı konsepti. Ramazan bence totamda. Sus. Bence de sus. Hayır. Hiç konuşma bence yani. Sus. Saçın gerçekten koyu olmasın. Bugün sus. Saç düşmüş ya komple. Diğer günler konuşursun ama bugün sus. Neden Çiğdem? Yani ben şu an kesinlikle inanamıyorum. Sana en ufak olumlu bir eleştiri yapsam, hani acımasız olmamak adına. Lütfen. Denize büyük haksızlık yapmış olacağım o zaman. Yani ben burada kimsenin dışarıdaki hayatını etkilemeden elimden geldiğince yorum yapmaya çalışıyorum ama kardeşim bugün kesinlikle olmamış. Böyle bir topuz yok. Böyle bir nişan başı yok. Yani böyle bir saç modeli yok. Şimdi ben detaya girsem, ayrıntıya girsem çok anlatacağım şey var. Onu diğer kuaför arkadaşlara bırakacağım. Makyaj kısmına gelince tekrardan konuşacağım. Ama bugün bence hiç şey yapma yani, kabul et olmadı de. Çünkü olabilir yani. Ya olabilir. Evrim'den ne diyorsun? Ramazan yani. Gerçekten bence de hiç. Neyini beğenmedin Evrim? Merak et neyini? Yani bakıyorum hani şimdi sen bana olumlu yorum yaptın tamam. Ya. Neyini? Ben de adaletsiz kesinlikle olmamak adına diyorum ki hani güzel bir şey bulayım ama. Allah'tan bayan güzel onu geçtik. Teşekkür ederim. Yani nasıl biliyor musun? Sanki böyle 3-4 gün önce yapılmış da o saçla yatmış kalkmış. Yani bugün gerçekten olmadı. Sen de farkındasın. Bir de dedin ya saç kaynaklıydı diye. Dezavantaj. Benim de, bir dakika. Dezavantaj. Benim de geçen hafta saç kaynaklıydı ve dezavantajlıydı. Bana dedin ki dibine krepe, krepe yapabilirsin atsaydın. Dedim. Sen niye atmadın o zaman? Hangi sen dibine de atabilirdin. Krepe atsaydın ya? Bana dedin ya dibine krepe yapabilirdin diye o öbür saç. Kaynaklı geçen haftaki saçtan bahsediyorum. Kaynaklı saçın krepe yapacakmış. Benim kaynaklı ve 3 ay yok uzamış artık, bir saç. Yok artık kaynaklı saçı. Ya kaynaklı nasıl anlamadım ya. Krepe atsaydın. Sen de atsaydın. Olmadı, kabul et. Hiç yani ben yine de senin kadar acımasız olmayacağım. Kesinlikle olmamış. Yani tutulur hiçbir tarafı yok. Hani diyorum ki Allah'tan bayan güzel yani ama hiç. Abi bu salaş görünüyor bir topuz ya. Bu bakın nişan yani saçı kırdın şey yapma, yani. Kabul, bakın yani şunu et. Anlamıyorum. Bak. Ya gelir misin şöyle? Bakar mısın bunun geliyorum, bir? Geliyorum bakıyorum. Aç, bak abi şunu bakar ne mısın? Ne var ya? Bunda? Bu saçta ne var ya? Bu ne? Abi bakın. Çok mu kötü ya? Valla çok hiç kötü. İyi bir şey gerçekten yok çok kötü. Hiç iyi bir şey yok mu? Gerçekten çok bence kötü. Bence hiç konuşma. Çok kötü. Ve yorum da yapma bence.
Değildi abi. Değilse değildi. Olmamış abi yani. Siz... Bak mesela olmamış ben geçen hafta... İyi bir şey yok mu yani? Hep mi kötü? Ya emek var. Ramazan. Hayır. Geçen hafta var. Mesela ben saçı yapamadım. Ne dedim? Ben kabul ediyorum dedim. Sence ben... sen de bence de. Aynı şeyi yapma de ki olmadı. Gerçekten olmadı. Kabul et. Bak bu da bir erdemliktir. Kabul et vallahi. Sizin yaptığınız saçlardan kötü oldu. Kabul ediyorum. Öyle havalı olmadı. Bakın. Hiç, kabul hiç, ediyorum hiç, ben bunu. Hiç. Çünkü krep yani bak, volümü veremedim zaten, ama salaş bir hava verdim. Mankenin de beğenmedi. Ya modelin tamam tabii ki beğenmemiş olabilir. Ama istediği model zaten bu değilmiş ya. Hani istediği model yanlış anlamadıysam daha V inen hani ya, prenses modellerden kuramadım. Bir de at şu arkadaki evet arkadaki hacim vermişsiniz ya o çok çok büyük olmuş. Hani daha küçük tutup saçın oradan sonrasını maşalı yapıp. Ben buradan karşı standı tabii canım, görüyorum evet, saçın aynen. Aradan. Lambayı görüyorum buradan. Yani krepe daha kısa tutulup buradan sonrası maşalı olsaydı daha güzel olurdu ve V inerdi o zaman. Peki ben bir şey soracağım Ramazan. Çünkü masada yanına geldiğimde bunu konuştuk hatta. Ben at kuyruğu gibi istiyorum. Şimdiden beğenmedim dedi Ayça. Ben de dedim ki bekle belki öyle olacaktır. Ama söylediğin kadarıyla bu dağınık bir topuz doğru muyum? Evet. At kuyruğu istemesine rağmen niçin topuz yaptın? Şimdi niçin topuz yaptım? Saçım şimdi ilk oldu. Baştaki benim maşara yapacaktım. Komple toplayacak olduğum için düzleştiriciyle yaptım. Tamam. Anlatabildim mi? At kuyruğunda mesela yapmış olsaydım maşaylaki dalgayla düzleşi dalgası farklı olur. Doğru mu? Çok bir fark yok. Olur. Farklı olur ki özellikle bu saçlar çok ya farklı olur. Bu şey değil. Onu ben düşündüm. Şey bu sefer o zaman inecekti saç yani. Tamamen çökecekti saç. Ben de kafandan yana doğru o salaş havasını vermek istedim. İnisiyatif kullandım. Evet. Sanırım evet. Ramazan Bey'in anladığı at kuyruğu şu. Arkada da nişan saçı parça. At kuyruğu olmaz. Evet, yani bunlara evet. Galiba, at kuyruğu herkese bir de öyle nasıl çalıştı bir de herkes topladı. Ben anlamıyorum saç nasıl yapıyorsunuz yani. Ayça Hanım ben sizi zaten çok beğeniyorum. Teşekkür eskiden ederim. Eskiden beri. Çok sağ olun. Ama bugün maalesef kuaförünüzün gazabına uğradınız. Evet biraz öyle oldu. Hiç beğenmedim saçınızı. Ki ben sizi ne saçlarla gördüm ne renklerle gördüm. Evet kuaförlerim yapıyordu. Bu dünya birincisi olabilir arkadaşımız. Gözü kapalı saç kesebilir. Ama kaynağı krepi yapamıyor. Böyle bir sorun var. Böyle bir kuaförle bir haftayı nasıl geçeceksin çok merak ediyorum. Allah yardımcımız olsun. Bence de inşallah bundan sonrakileri yollar ama ben saçını hiç beğenmedim. Evrim sen ne diyorsun? Özge Hanım şey diyeceğim. Ayça herhalde biz hani geçen hafta yakınların düğününe giden konseptini yapmıştık. Yani yakının düğününe giden. Orada benim modele yaptığım bir saç vardı. Hani kır düğünü gibi aşağı doğru uluyor. At kuyruğu böyle hafif toplamalı değil mi? Öyle bir şey istedin sen. Helen topu. Helen topu aynen şöyle bir Truva'da saçla. Truva'da Hector'un karısı Helen. O saçı kadın. İstemişti anladığım kadarıyla. Sonuç bu. Aynen berbat zaten. Ben zaten nişana gidiyorum. Birinin nişanına geçerken uğrayacağım içeri. Ona bile gidemezsin. Ona bile gidemezsin. 5 gün yatmış kalkmış gibi bir saç yani. Yani kuaför olarak kısacası onun her şeyi yapabilmesi gerekiyor. Saçı zayıf yok kaynak bunlar hep bahane. Onun yapması gerekiyor. Çünkü sen kuaförsün ve sen buradasın. Buraya bu programa herkes gelemez. Sen bu şansı elde etmişsen benim şu saçımı yapamıyorsan zaten sen kuaför yani bahane bulmamak lazım. Saçı zayıf, bahane bulmamak lazım. Ya değil, zaten bizim de saçlarımızda kaynak var. Kaynak var saçta, nasıl değil. Zayıf? Zaten gürleşmiş. Ya teknik yanlış olmuş. Ama saçlar zaten dökülüyor. Umarım 5 gün böyle geçmez, yani çok büyük sıkıntı belki yaşarız yoksa. İlerideki günlerde bir iletişim kopukluğunu toparlayıp düzeltirsiniz. Dilan nasıl buldun makyajı? Makyajı ben iyi bulmadım. Eyeliner'da sıkıntı var sanırım. Kapatabilir misin gözünü? Biraz şu tarafa dönebilir misin rica etsen? Kapatabilir misin? Evet, ikisinde de var. Kaşlarda zaten orantısız. Fondöten aldık falan sürüldü mü? Evet. Sürüldü. Ama hiç yok gibi. Yani sanki natural şu an istedi ilk ama. Geldiği gibi hani yüzü. Çok, çok natural istedi. Soft duruyor. Hafif istedim ben. Evet, çok ama çok hafif hissediyor böyle. Ama çok orayla makyajla problem yok ama rujum falan hani belirgin edebilirdi birazcık. Hani ben sade dediğim halde tamamen yok çok makyaj olmaz. Çok soft duruyor. Yani göz altında bir aydınlatma yok, dudağında bir renk yok. Kaşının boş olan kısımları var mesela, doldurulmadı mı? Doldurulmadı mı? Ben makyajı kendisine bıraktım. Doldurulmamış mesela şu kısımda, uç kısmında bir boşluk görüyorum. Hani buradan. Çiğdem nasıl buldun? Yani keşke benim şu parmaklarımla yaptığım o tonlamaları, o gölgelendirmeyi sen fırçayla yapabilseydin. Ama... Hiçbir şey yok. Eyeliner zaten akmış, tamamen dağılmış. Onun haricinde de konuşulacak başka hiçbir şey yok. Yani ne fondöteni için bir yorum yapabilirim, ne ruju için. Ki modelin
Nin yüzü inanılmaz makyajda oynamaya müsait. Ne yaparsan yap süper çıkacak bir model. Ama sen oynayamamışsın. Kabul etmek de erdemliktir bence. Aynen. Kabul oynatmadı canım. Oynatma değil, hafif istedim. Ne hafif makyajlar yapıyorlar. Bence gayet hafif bir makyajım var canım. Gayet ama hafif bir makyajım var. Bu elbiseye, bu elbiseye o makyaj olmamış. Bir kere zaten gözünü sürdüğüm fark bu kadar iddialı bir yeşilin tonu değil. Yani hani bahar ayındayız. İşte çiçeklerden varsayarsak hani o pembe çiçeklerin altındaki o yeşil yapraklarla ne kadar uyumunu düşündüğümüz zaman pembenin tonlarında gözlerinde çok soft bir makyaj yapabilirdin. O zaman belki kurtarabilirdi. Hani en azından makyajı patlatmış olurdun da hani saç gümbürtüye giderdi ama olmamış. Peki olmamış. Emel? Bir Kadını Çirkinleştirme Sanatı adlı kitabın yazarı olabilirsin Saadetciğim. O kadar. Çünkü neden? Ayça'nın güzelliğine kapatıyor. Çünkü Ayça gerçekten güzel birisi ve ancak bu kadar çirkinleştirebilirdi ama bir şey yaparak da çirkinleştirmemiş, yapmayarak çirkinleştirmiş. Ben de ona çok şaşırdım. Yani natürel makyaj yapılmamış ama yapılmış. Ruj yok. Yani güzelken çirkinleştirilmiş. Nasıl ruj yok ya? Siz nereden bakıyorsunuz? Kitap sana gerçekten hafif buldu. Benim makyajımda yok dedin ama seninki gerçekten nişan makyajı yani. Mı? Vallahi Özge Hanım da ruj yok. Bir bakar mısın ya? Sen nereden bakıyorsun? Bir çalışmanın eseri olmuşsunuz gerçekten. Ya bırakın ya Özge Hanım. Üzerinde deney yapıldı. Aynı. Ama inşallah bir dahaki sefere daha iyi olur. Deney yapıldı üzerinde. Dövmelerinizi beğendim ayrıca. Teşekkür ederim. Onları da ben yaptım. Teşekkür ederim. Evet. Depresyondaki bir model. Sorun mu bugün? Peki madem öyle puanlamaya geçebiliriz artık. Öyle düşünüyorum. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa. Peki puanlamaya geçelim. Ayça, haftanın ilk günündeyiz. Sen de tekrar hoş geldin. Eşlik ettiğin takımda kendi kuaförüne ve makyajına 1 ile 5 arası bir puan vermen gerekiyor. Kaç puan vermek istersin? Aslında ben bu puanı kuaförüme değil makyajıma veriyorum. Peki. Ve o da... 1. 1? Evet. Peki. İlk günde Ayça kendi kuaförüne ve makyajına 1 puan veriyor. Peki sizler acaba Ramazan ve Saadet için kaç puan vermek istersiniz? Lütfen ortaklaşa karar verip kartlarınıza yazın. Saça vermeyeceğim. Aynen. Ben yazmak istiyorum. Aynen. Büyük bir zevkle sana bırakıyorum canım. Tabii ki belli. Yani çok kötü. Aynen. Üzgünüm. Tam bir fiyasko. Üzgünüm. Puanlarımızı aldığımıza göre... Lütfen Ayça seni de bekleme odasına alalım. Biz teşekkür ederiz. Bugün haftanın ilk günüydü. Çok sorunlu bir model denk geldi şansımıza. İlk başta iletişimi kuramadık bir türlü. Saçı toplasak mı, salık mı bıraksak, salaş mı yapsak. Nişan saçı bir konsepti vardı. Ben kontağı kuramadığım için, iletişimi kuramadığım için kötü bir saç çıktı aslında. Ben de arkasında değilim yap demiş. Bakalım yeni haftada ilk günde modellerin verdiği puanlarla... Takımların birbirine verdiği puanlarla toplamda kim en yüksek puan alıp bugünün birincisi oldu ve kim en düşük puan alıp haftanın ilk gününde sonuncu takım oldu. Az sonra hep birlikte göreceğiz. Çıkarttığımız işten çok memnunuz. Aynen. Ben onu çok iyi anladığımı düşünüyorum ama o bana iyi anlatamadı demek ki. Saçımız da makyajımız da güzel. Yeni haftada. İlk günde 10 puanla birinci olan takım... Kuaförüm sensin. En kritik ana geldik. Puanları açıklıyorum. Yeni haftada ilk günde... 4 puanla sonuncu olan bir takımımız var. Biz. Tahmin etmek... Zor değil. İster misiniz? Yani zor değil. Yani. Evet, tahmin etmek zor değil çünkü... Çünkü modellerin verdikleri puanlar da ortada olduğuna göre evet. 4 puanla yeni haftada birinci günde sonuncu olan takımımız Ramazan ve Saadet. Hoş bulduk. Modelinden de 1 puan alarak. Evet. Modelim depresyonda olmasaydı 5'i almıştım ama o elektrik geçti bana. Evet. Tamam, olabiliyor böyle. Olabilir. Bazen tabii. Hafta birincisi olup... Nakit para ödülünün sahibi olabilirken takımlar bazen de böyle
günün sonuncusu olabiliyor ama önemli olan haftanın sonunda ne yaşanacağı. 5 puanla sadece 1 puan farkla 3. olan bir takımımız var. Deniz ve Dilan oluyor. Nazar diyelim ya. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nazar. En azından. Nazar olsun. Nazar. En azından 3. oldunuz, 5 puan aldınız. Ne düşünüyorsunuz? Yani hem modelimizle aynı şekilde biz de uyum sağlayamadık. Aslında ben sağladığımı düşünüyorum. Ben onu çok iyi anladığımı düşünüyorum ama o bana iyi anlatamadı demek ki. Dediğimiz gibi nazar olsun. Bundan sonraki bölümlerde daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Daha ilk gündeyiz. Evet, moral bozmak yok. Aa, kesinlikle. Bu bize bir ders olsun önümüzdeki kesinlikle, günlerde. Kesinlikle daha iyi olacağımızdan daha iyiyiz de. En azından daha iyi elektrik kurabileceğimizi düşünüyorum. 8 puanla yeni haftada ilk günde ikinci olan bir takım var ve sadece 2 puan farkla yani 10 puanla birinci olan bir takım var. Sizce kim 2 puan daha fazladır? Biz. Acaba? Biz de kendimizi düşünüyoruz. Ne güzel, herkes birinci olduğunu düşünüyor. Özgüvenler yerinde. İddialar yerinde. Madem öyle, yeni haftada ilk günde 10 puanla birinci olan takım... Hadi Özge. Güven ve Emel. Ay teşekkür ederim. Siz de 8 puanla ikinci oldunuz. Sağlık olsun. Daha haftanın başındayız. Evet, haftanın başındayız. Bu hafta aslında ikinci başlayarak fena adım atmadınız. Daha önceki haftayı düşünerek söylüyorum. Doğru mu? Evet. Güzel bir başlangıç yaptık. Biz modelimiz çünkü çok enerji memnunuz güzel. Yani öyle de böyle memnuniyetiniz yerinde. Memnunuz. Aynen. Harika. Memnun olan oydu. Memnunuz. Siz ne düşünüyorsunuz? İlk günde birinci oldunuz. Bunu haftanın güzeldi sonuna kadar ama taşıyabilir yani misiniz? Saçımız da makyajımız da güzeldi. Hakkaniyetli oldu bence. Güzel. Arkadaşlarınki de güzeldi. Evet. İyi. Böyle giderse haftanın birincisi biz oluruz diyor musunuz? Oluyor. İlk başta birinciyle başlıyoruz ama sonra bir ikiye düşüyoruz. İşte bu da bir, bu da bir başka ders. Demek ki aynı istikrarı devam ettirmek için çabanız olmalı. Biz geçen hafta modelimizin biraz kazabını uğradık aslında. Evet. Evet. Bakalım ne olacak? Bakalım kısmet. Ama yine de sonuçta birinci oldunuz. Buradan... Ve memnunsunuz bu evet, durumdan çok herhalde. Çok. Harika. Evet. Teşekkürler. Bence güzel bir gündü. Birinci olmak da güzel. Kulağa hoş geliyor. Beğendim. Bugün bizim için harikaydı. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Çünkü modelimizle yıldızımız çok güzel uyuştu. İnşallah bu hafta birincilik bizde. Ben çok memnunum bugünden. Bakalım bundan sonra ne olacak? Modellerimizle takımlar birbirleriyle anlaşmaya devam edebilecek mi? Anlaşamayanlar anlaşmayı başarabilecek mi? Şu an sadece yeni haftanın ilk günündeyiz. Bundan sonra önümüzde 4 gün daha var. Bakalım bizi neler bekliyor. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında olacağız. Bizi kaçırmayın. Biz sizi kaçırmıyoruz. İyi günler. İki makas az, bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin. Tüm kötü enerjiler gitsin. Bana güvenir misin? Gözüm kapalı saç kesimi yapacağım. Sıkın iyice gözü kapansın Özge Hanım. Ben izlemek istemiyorum. Ben tavuklar için resim yapmıyorum. Biz tavuk mu oluyoruz şimdi burada? Buranın en güzel kızı ben olacağım. Malzeme güzel çünkü. Ay o benim aşık olduğum, hayran olduğum tek adam. Gerçekten yüzünü hatırlatıyor. Ay kıyamam ya. Yasemin, sana kına yakılacak yavrum. Özden çok biliyorsan şöyle yapalım. Her çok biliyorsan hayır, tamam. Ben bırakayım, sen yap o zaman. Hayır, hayır istemiyorum.
Baksam da bir şey kâr etmeyecek. Bir saniye, ben tekniğimi kimin için ve ne için değiştireceğim? İstediğim saçı yine yapamamışsınız. İngiliz lordları olur ya böyle, şeyi arkaya alsan öyle hissettim ben. Biz seninle rakip miyiz yoksa partner miyiz? Hayır. Biraz kilolu göstermiş beni sanki. Siz de mi kıskandınız beni? Rekabet iyidir, kaliteyi artırır derler. Hanımefendi, Pamuk Prenses arkasından da yedi cüceler gelecekmiş gibi. Yine kötü, yine kötü, yine hüsran yani. Saç göremiyorum, sadece taç görüyorum Ayça. Çok özensiz yapılmış. Birinci olan takım... Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha kulaklarım. Sensin, sensin, kuaförüm sensin. İki makas at, bir de tarak, güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da, kuaförüm sensin.